Günaydınlar efendim. Bugün 12 Eylül 2021 Pazar. KRT ekranlarında sana faydası ne yeni gün ve saatiyle sizlerle beraber dop dolu bir içeriğimiz olacak. Birçok konuyu konuşacağız. Önce bu hafta neyi konuştuğumuzu tartışacağız. Bir konuğumuz da olacak. Onunla siyasetin gündemini bir miktar tartışacağız. Siyasetin gündeminin bize faydasının ne olduğunu tartışacağız. Ardından döneceğiz, biraz ekonomiye bakacağız. Hatta dün sizin için biraz sokaklarda da dolaştık. Ne var ne yok. Hep rakamlardan bahsediyoruz. Sayıların dilinden bahsediyoruz. Biraz sokağın dilini anlamaya çalışacağız. Ardından pazar gününüzü biraz daha keyiflendirecek pazar önerilerimiz, önümüzdeki haftanın gündemiyle böyle dolu dolu bir iki saate yakın zamanı hep birlikte geçireceğiz. Bugün özellikle biliyorsunuz işte bu içeriğin içerisinde bir tabelamız var, bir hashtag'imiz var. Eğer sizler de bu hashtag üzerinden bize görüşlerinizi yazarsanız o görüşleri de sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Nedir hashtag'imiz? Bugün 100 TL yetmedi diyeceğiz. Biliyorsunuz Türkiye özellikle son 3-4 senedir hep gün gün artan hayat pahalılığını konuşuyor. Her geçen gün hayatımız daha pahalı hale geliyor. Daha zor yaşıyoruz. Gelirlerimiz o kadar artmıyor ama her geçen gün harcadığımız para daha da fazla artıyor. Biz de biraz bunu bugün işleyelim. Biraz bunun üzerine gidelim dedik. Biliyoruz bir pazar günü için tatsız bir konu olabilir ama bunu biraz daha nasıl anlaşılabilir hale getirebiliriz? Nasıl daha hepimizin karşısına çıkmış bu pahalılığı anlatabiliriz? Bunun üzerine kafa yorduk. Siz de görüşlerinizi yazarsanız, sizin 100 liranız neye yetmedi bizimle paylaşırsanız bunları da konuşacağız. İsterseniz bir de tabii bugün 12 Eylül, bundan yaklaşık işte 31 yıl önce Türkiye'nin başına gelmiş önemli bir darbe oldu. Oradan bu yana bir sürü sorun, bir sürü sıkıntıyı da beraberinde getirdi. Hala o sorunların ve sıkıntıların pençesinde yaşamaya devam ediyoruz. Umuyoruz en azından bundan sonraki 30 yıl daha farklı, daha güzel, daha iyi bir Türkiye'ye uyanmış oluruz. Daha güzel bir döneme geçeriz. İsterseniz ufaktan başlayalım. Önce bu hafta ne konuştuğa gidelim. Bu hafta milyonlarca aslında çocuk ve bir o kadar da ebeveynleri için heyecanlı bir haftaydı. Uzun bir zaman sonra hep beraber okula gitmeye başladılar. Servislere doluştular, aileler çocuklarının ellerinden tuttular ve sınıflara girdiler ama birçok tartışmayla beraber gittik bu sürece. İsterseniz bir habere bakalım. Okullar nasıl başlamış, ne olmuş, ardından tartışmaya devam ederiz. 18 milyon öğrenci, 1 milyon 100 binden fazla öğretmen. 1,5 yılın ardından tam zamanlı olarak eğitim öğretime başladılar. Öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok özlemiştim. O yüzden mutluyum. Heyecanlıyım ve buraya geldiğim için de mutluyum. Bir daha okulların kapanmasını istemiyoruz. Okulumuzu çok özledik. Aynen. Bir daha kapanmasın inşallah diye dua ediyoruz. Geçtiğimiz hafta anaokulu ve birinci sınıflar uyum haftası kapsamında yüz yüze eğitime başlamıştı. Uyum haftasının ardından koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan okulların tüm kademelerinde ders zili yeniden çaldı. Biri birinci sınıf, biri de ikinci sınıf. Zor oldu bizim için geçen sene. Zorlandık yani. Bu sene öyle olmaz diye umuyorum. İnşallah erken zamanda biter. En az öğrenciler kadar heyecanlı olan veliler eğitimin ilk gününde koronavirüs tedbirleri kapsamında okul bahçesine alınmadı. Bazı okulların önünde kalabalıklar oluştu. Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Vallahi heyecanlıyız. Beşinci sınıf. İnşallah pandemi sürecinden sonra verimli bir sezon olur. Öyle umut ediyorum. Herkese hayırlı olsun. Okullar salgının ilk günlerinde 16 Mart 2020'de kapatılmış, birkaç kez açılma denemeleri yapılmış ancak girişimler vakaların artması üzerine rafa kaldırılmıştı. Bu kez ders süreleri, sınıf boyutları ve öğrenci sayısı da dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak. Yüz yüze eğitim tıpkı COVID-19 salgını öncesinde olduğu gibi ders saatleri azaltılmadan ve mevcut eğitim programlarının bütünü dikkate alınarak yapılacak. Çocuklarınız, hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarı yıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, ikinci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Evet, heyecanlı bir döneme başladık. Biz de başlamış olduk. Aslında üniversitelerde bu hafta itibariyle ufak ufak eğitime başlıyor. Tabii pandemi gölgesinde başlayan bir eğitim öğretim yılı. Uzunca bir zamandır özellikle aşılamanın başladığı işte biraz Mayıs ortası daha yaygın hale gelmeye başladığı süreçten bu yana şunu tartışıyorduk. Yani eğitim yüz yüze başlayacak mı? Gençlerimiz, çocuklarımız sınıflarına kavuşabilecek mi? Öğretmenlerine kavuşabilecek mi? Öğretmenler öğrencilerine kavuşabilecek mi? Bunları konuşuyorduk. Bir hayli uzun zaman bunları konuşmaktan herhalde pek de hazırlık yapmaya fırsat bulamadık. Ama yayının başında da söyledim ya size, hani 100 TL yetmedi bugünkü manşetimiz, bugünkü başlığımız dedim. Aslında 100 TL birçok yerde yetmiyor. Biz bir yandan öğrencilerin okullara kavuşmasını konuşurken öte yandan ebeveynler de bir taraftan kara kara düşünüyorlardı. Niye kara kara düşünüyorlardı? İşte hayat pahalılığı bir gerçek olarak hepimizin karşısında. Kitaplar alınacak, defterler alınacak, kalemler alınacak, kırtasiye alışverişi yapılacak, üst baş alışverişi yapılacak. 1,5 yıldır okula gitmeyen, 1,5 yıldır okul yüzü görmeyen ve bu yüzden birçok şeyi de online yapan, dolayısıyla bu tip ihtiyaçları olmayan aileler bu sene ciddi bir yükle karşı karşıya geldiler. Bu yükü sokağa inen, zaman zaman bu tip alışverişleri yapan bir siyasetçi aslında gündeme taşıdı kırtasiye fiyatlarını. İyi Parti milletvekili Ümit Dikbayır eşiyle beraber kırtasiye alışverişine gitti bu sefer. Biz de o haberi sizlerle paylaşmak istedik. Ardından bu pahalılığın nereye geldiğine ilişkin birkaç görüntümüz daha var. İsterseniz bir o habere gidelim. Ardından bu konuyu derinlemesine tartışmaya devam edelim. Kısa kollu aldık, uzun kollu aldık, evet. Eteğini aldık, şu ayakkabı alacağız, tamam, çanta alacağız. İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Sakarya'da yaptığı okul alışverişini. Önce kıyafetleri aldı. Bu sırada bir kız çocuğuyla karşılaştı. Ne olacaksın kızım, ismin ne? Ne olmak istedin? Duru. Meslek olarak? Çiçekçi. 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 Ne hediye edebilirim sana? Güzel bir kalemlik. Olur. Ya da başka bir şey. Kısa süren sohbetin ardından ödeme faslına geçildi. Ne kadar tuttu? Hocam hepsi 639 lira tuttu. 639 lira. Evet. Vay be, çocuğu ilkokula başlayacak bir ailenin kırtasiye masrafı hariç sadece şunlar ve de devlet okulu 639 lira tuttu. Sıra kırtasiye alışverişine geldi. Listeyi inceleyen Dikbayır'ın dikkatini çeken bir durum oldu. Okula da malzeme istiyorlar buradan. Sıvı sabun, tuvalet kağıdı, peçete, tahta kalemi. Ya bu çok enteresan. Biz bunları okula alıp vereceksek o zaman bu vatandaş bu devlete niye vergi veriyor? Defteri, kalemi, silgisi. Burada da tüm ihtiyaçları aldı Dikbayır. Bu sırada kırtasiyeciyle sohbet etme imkanı oldu. Özel okullar ortalama 1400, 1300, 1800 kitapları hariç. Mesela dün bir bayan 6 bin lira kitaplarına para verdim dedi. Vay. İngilizce kitapları. Vay. Ve daha sonra alışveriş bedeli açıklandı. Tüm ürünler 718 TL tutmuştur. Toplam alışverişin 1357 lira tutması sonucu Dikbayır hükümete seslendi. Asgari ücretle 3-4 bin lirayla geçinen insanlar çocuklarını nasıl okutacaklar? Efendim biliyorsunuz yayının başında dedik ki 80 darbesinin üzerinden 31 yıl geçti ama bir izleyicimiz demiş ki 41 hesapta hata var. Umarım her hesabı böyle yapmıyorsunuzdur. Yok, o yayın heyecanıyla oldu, hemen de düzeltelim. 41 yıl geçmiş üzerinden. Tabii rakamlar can sıkıcı, gördüğünüz üzere yani 1357 liraya kırtasiye alışverişi yapılıyor. İşte kaplığı, kalemi, tahta kalemi, bütün bunlar artık yeni bir yük haline dönüştü. Eskiden en azından geçmiş yıllarda bu tip meseleler gündeme geldiğinde sene başlarında en azından kırtasiyeyi bu kadar konuşmuyorduk ama iğneden ipliğe hani birçok konuda artık hayat pahalılığı hayatımızın bir gerçeği haline dönüşmüş durumda. Ve işin kötü tarafı gelirlerimiz o kadar yüksek değil. Yani hayat pahalılığının sorun olmasının bir nedeni evet fiyatların hızlı artması ama öte taraftan bizim gelirlerimizin de o kadar hızlı artıyor olmaması hayat pahalılığını daha derinden hissetmemize neden oluyor. Son özellikle dediğim gibi 5 yıldır 6 yıldır ücretli çalışanlar için oldukça zorlu dönemler geçiyor. Ve bundan sonraki süreçte de maalesef iş böyle çok da iyi gözükmüyor. Onları da konuşacağız tabii. Bir tane görselimiz var. Sadece alışveriş yapan Ümit Dikbayır değil. Bir öğrenci bunu da sosyal medyada paylaşmış. Bir alışveriş yapmış. Bakın ne yapmış alışverişte. Sizce buraya 420 lira girmiş midir? Bakın burada defterler var, kalem var,
kalem uçları var. Yani aslında baktığınızda bir öğrencinin en çok ihtiyaç duyduğu, alışveriş yaptığı kırtasiye malzemeleri ve 420 lira. Yani bugün asgari ücretin 2800 liranın 2825 lira olduğu bir ülkede sadece bir kırtasiye alışverişinde 420 lira para harcayabiliyorsunuz. Burada da zaten baktığınız zaman epi topu 10 tane defter, işte 2-3 tane kalem, kalem uçları vesaire var. Tabii şey diyebilirsiniz yani bu işte çok pahalı bir alışveriş olmuş, hepsi markalı olmuş. Ben bunu da anlamıyorum mesela, yani neden biz her şeyin kötü kalitesini almaya, her şeyin en ucuzunu bulmaya bu kadar odaklanmaktan ya da işte daha pahalısını, daha iyisini bulmaya çalıştığımız için suçlu hale gelelim ki? Yani asıl mesele de bu değil mi? Hepimizin daha iyi yaşayabilmesi, hepimizin daha iyi standartlarda malları, hizmetleri alabilmesi, tüketebilmesi için zaten bir araya gelip organize oluyoruz ve oraya bir devlet aygıtı oturtmuyor muyuz? Ama mesele geldiğimiz noktada artık bu da tartışılır oldu. Ya sen gidip şuradan alışveriş yaparsan işte pahalıya mal olur. Tabii ki yani gidecek iyisinden alacak. Zaten o alışveriş hikayesine de geleceğiz. Dediğim gibi dün sizler için kahvaltı alışverişi yaptık. 4 kişilik bir aile acaba bir kahvaltıya ne kadar para harcıyor? Onu da ikinci yarıda detaylı bir şekilde konuşacağız. Burada tabii şöyle bir gerçeklik de var. Bunu da unutmamak gerekiyor. İş sadece kırtasiye alışverişiyle bitmiyor. Az önce de söyledim. Yani bunun forması var, vesairesi var. Bir de tabii son dönemde şöyle bir gerçeklikle karşı karşıya kaldık. Her şey çok özelleşti ülkede. Yani biz bir devletin vermesi gereken, yani buna birçok farklı görüşte bile insan şunu söyler. Yani eğitim hizmeti, sağlık hizmeti devletin kontrolünde, devletin koordinasyonunda olması gereken işlerdir. Ve o fırsat eşitliği özellikle eğitim için önemlidir. Ben kendimden hatırlıyorum. Yani 90'lı yıllarda işte 88 yılında ilkokula başladım. İşte 1999'da üniversiteye gelene kadar hep devlet okullarında okudum. Birçok arkadaşım böyle. Bugün bu yaş grubundaki birçok insan böyle ve bizler evimize yakın iyi okullar bulabiliyorduk ya da en azından sınavlara girip iyi okulları kazanabiliyorduk. Bugün artık insanlar çocuklarının o sınavlara hazırlanması, o sınavlara girmesi için uğraşıyorlar. O sınavların sonucunda özel okulları kazanmasını sağlamaya çalışıyorlar. Yani ortalama her işte bir miktar asgari ücretin üzerinde gelir elde eden ve çocuğu için iyi bir gelecek isteyen insan dönüyor. Diyor ki ya ben çocuğumu bir şekilde bir özel okula vereyim. Yani devlet okullarının ikinci seçenek haline geldiği bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bu bizim aslında belki de bundan sonraki önümüzdeki 10 yılda 20 yılda en çok konuşacağımız konulardan biri. Çünkü o fırsat eşitliği bir yerde fırsat eşitsizliğine eğitim yüzünden dönüyor. En önemli nokta eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi. Bu ülkenin her çocuğunun hak ettiği, kendisi ve ülkesinin geleceğine katkı sağlayabileceği bir eğitimi alması lazım. Ama bakarsanız köşe başları özel okullarla dolmuş durumda. Özel okullarla dolu olunca da her şey can yakmaya, işte el yakmaya, cep yakmaya başlıyor. Mesela bu hafta enteresan bir şeydi. Birçok arkadaşımla konuştum. Çocuğu olan işte servis mesela önemli bir maliyet kalemi. Yani siz okula para veriyorsunuz. O okulun sattığı ürünlere para veriyorsunuz. İşte yemeğine para veriyorsunuz. Servisine para veriyorsunuz. Ve bunlar az buz paralar da değil dönüp bakıldığında. Ve yani bir arkadaşım dedi ki işte biz daha servis için bir hafta bekleyeceğiz. Öbür arkadaşımın işte servis sorunu çözülene kadar zaman geçti. Bu arada servisçiler de şöyle diyorlar. Ya haklısınız, yani tamam işte pandemi dönemi geçti, biz de o dönemde mağdur olduk. Şimdi artık herkes okuluna dönüyor. Biz de çocuklarımızı götüreceğiz getireceğiz ama bizim maliyetlerimiz de arttı. Bize de zam verin. Onlar da %30'a yakın bir zam istiyorlarmış. Ya düşününce evet, yani bir taraftan çok önemli bir maliyet kalemi tüketiciler için, işte ebeveynler için, veliler için. Ama öte taraftan o insanlar da esnaf. Nasıl dengelenecek? Maliyetlerin bu kadar arttığı, her şeyin fiyatının bu kadar arttığı bir dönemde yani bunlarla nasıl başa çıkacağız? Bunu düşünmesi gereken birileri bunları düşünüyor mu acaba diye insan sormadan edemiyor. Tabii dediğimiz gibi bu hafta konuştuğumuz konulardan biri okullarda ama bir de ülkemizin işte 1,5 yıllık bir gündemi var. 2 yıldır bütün dünyanın gündemi olan bir konu var. Covid. Ne durumdayız Covid'de? Dün yine tablolar açıklandı. Bakın burada gördüğünüz üzere 314.046 test yapıldı dün. 22.923 vaka çıktı. Yani Türkiye'de son özellikle bir aydır
vaka sayıları 20 binin altına düşmüyor. Bu normalleşmeyle beraber. Aşılamanın bir miktar etkisiyle belki işte bu vakalar hastaneleri doldurmuyor. Bu vakalar yoğun bakım yatış sayılarını arttırmıyor belki, ama öte taraftan hala her gün 250'nin üstünde yurttaşımızı biz bu virüse kurban etmeye devam ediyoruz. Bakın dün de yine 259 yurttaşımız hayatını kaybetti. 30 bin hasta ise iyileşti. Yine bir şey var, aşılama rakamları var. Birinci doz aşı oranı %82'lere geldi. Dün tabii enteresan da bir şey vardı. Bir Zeitung, belki takip edenler vardır. Zeitung haberi gibiydi. Dün aşı karşıtları biliyorsunuz bir mitingde buluştu. Onun öncesinde yanılmıyorsam önce valilikten şöyle bir açıklama geldi. Yani bu bir mitingse bu miting mevcut pandemi kurallarına göre yapılmalı. Ya iki doz aşısı yapılmış insanlar girebilecek aşı karşıtı eylemlerine, ya da dediler ki işte PCR testi yapılması gerekiyor. Ona rağmen dün gerçekleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün illerin vaka sayılarını da paylaştı. Gördüğünüz üzere iller hala o bir ara konuştuğumuz 100 binde 100'ün altında çok az ilimiz var. İşte özellikle kıyı şeridi bir miktar öyle. Muğla'da 40, Aydın'da 39, İzmir'de 45, Çanakkale'de 59. Yani sahil şeridi ve Trakya bir miktar durumu kurtarmış durumda. Ama onun dışında ülkenin genelinde Şırnak 100 binde 86 gibi bir sayıya sahip. Onun dışında her yer o 100 binde 100 bareminin üstünde. Bir miktar aşılanmaya güveniyoruz ama hala dikkat etmemiz gereken bir süreçteyiz. Bunu da unutmamak gerekiyor. En çok vaka nerede var? Rize. 100 binde 653, yani bir hayli yüksek gidiyor. Buradan Rize'deki vatandaşlarımıza da daha dikkatli olmalarını, daha temkinli olmalarını bir kere daha söyleyelim. Yine baktığınız zaman Bayburt ve Aksaray özellikle oldukça yüksek vaka sayılarına sahip. Buralarda yani 100 binde 500'e 600'e doğru giden bir süreç var. Önümüzdeki dönemde pandemiyi konuşmaya devam edeceğiz ama bu arada hafta içerisinde bir olay daha oldu pandemiyle ilgili, salgınla ilgili. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dedi ki alışılmışın dışında bir açıklama yapacağım. Şimdi Sayın Bakan'ın alışılmış açıklamalarını düşününce işte son 1,5 yıldır o ilk yanılmıyorsam 11 Mart akşamıydı. 11 Mart 2020 akşamı çıktı. Dedi ki ilk vaka Türkiye'de tespit edildi ve artık pandemi bizim gerçeğimiz demişti. O günden bu yana Sağlık Bakanı sürekli vakalar, vaka sayılarıyla ilgili konuşuyordu. İşte aşılamayla ilgili konuşuyordu. Alışılmışın dışında açıklama yapacağım deyince bir heyecan oluştu. Acaba hani kabinede de sürekli böyle değişiklikler oluyor. Acaba Sağlık Bakanı da mı gidecek, ama aslında saat 6'da yapacağım bu açıklamayı. Yani tam saatte verince pek de öyle olmadı. Çünkü biliyorsunuz uzunca bir zamandır kabinede şey olmuyor, istifa diye bir şey yok. Af ediliyor bakanlar ayrılırken. Acaba Sayın Bakan böyle bir açıklama mı yapacak dedim, ama aslında bir şey yoktu. Güzel bir haber vermek için geldi. Bizim için uzunca bir zamandır Türkiye'de hani Türk aşısı, bizim ürettiğimiz aşı acaba kullanıma girebilecek mi? Bu sorunu biz de kendi içimizde çözebilecek miyiz diye tartışıyorduk. Bakan bununla ilgili bir bilgi verdi. İsterseniz bir haberi izleyelim. Sayın Bakan ne demiş? Onun üzerine gene vakalar ve pandemiyle ilgili konuşmaya devam ederiz. 100 milyon doz aşıyı tamamladığımız bugün sizlere önemli bir müjdem daha var. Yerli aşımız Turkovak acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi. Bir tesiste üretimine başladığımız Turkovak aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde Ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz. Şu an toplumda %90'ın üzerinde Delta varyantı var. Yani toplum ağırlıklı artık Delta varyantı taşıyor. Mu varyantı içinse 2 tane vaka olduğunu söylemiştim. Zaten o 2 vakada bildirildi. Bu 2 vakada İstanbul'dan. 2 vakada ayaktan takip edilen, ciddi bir sorunu olmayan, yakından takip ettiğimiz vaka. Mu varyantının daha ağır seyrettiği şeklinde genel bir kanaat olduğunu biliyoruz. Ama bizim 2 vakamızda şu an böyle bir durum söz konusu değil.
Efendim, Sağlık Bakanı Mu varyantından bahsettim. Ama Mu varyantı iki vakada görüldü dedi ama Mu varyantı biliyorsunuz sadece sağlıkta kalmadı, ulaştırmaya da sıçradı. Öyle bulaşıcı bir hastalık ki sadece insandan insana geçmiyor, alandan alana da geçmeye başladı. Bizim İstanbul'da bir Mu varyantı hikayemiz var. Bu hafta özellikle çok gündemdeydi. Konuğumuzla da bunu tartışacağız. Metronun işareti M mi? Pardon, ters oldu. M mi? U mu? Bu Mu varyantı da ulaştırmanın gündemine bomba gibi düştü. İBB bir tarafta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, diğer tarafta Ulaştırma Bakanlığı. Nedir bu hikaye? Konuğumuzla konuşacağız ama bu hafta konuştuğumuz önemli konulardan biri de işsizlik oranlarıydı. Yani Türkiye özellikle pandemi dönemiyle beraber ciddi kırılmalarla karşı karşıya kaldı işsizlikte. 2 milyona yakın insanımız işsiz kaldı. 5,5-6 milyona yakın insanımız gelir kaybına uğradı. Bu hafta Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı. Haziran ayında açıklanan veriler yüzümüzü güldürmüştü. Aslında kimin yüzünü güldürdü onu da çok aradık biliyorsunuz. 600 bin yeni istihdam çıkmıştı. Ama ve işsizlik oranı bir hayli düşmüştü. %13.2'den işte 10.9'a kadar gerilemişti. 2,5 puanlık bir azalma vardı ama baktık ki Temmuz ayında 506 bin yeni işsizimiz olmuş. Genç işsizlik oranımız %23'te kalmaya devam etmiş. Atıl iş gücü oranı, yani o geniş tanımlı işsizlik %23'lere çıkmış. Asıl hani bu yüzdeleri söyleyince %20'ler falan çok alıştık ama biraz sayıyı söyleyeyim size. Bu atıl iş gücü oranı dediğimiz geniş tanımlı işsiz sayımız 8,5 milyon olmuş. 8,5 milyon insanımız işsiz ya da iş aramaktan umudunu kesmiş. Resmi olarak iş arayan kişi sayısı 3,9 milyona çıkmış. Az önce de söyledik, bir ayda 506 bin yeni işsizimiz olmuş. İstihdam 125 bin artmış. Hani normalleşmeyle beraber her şey yoluna girecek, İstihdam piyasaları da düzelecek, şahlanacağız, uçacağız, kaçacağız diyorduk. Uçamamışız, kaçamamışız. Gene bir adım ancak ilerleyebilmişiz. Ve dönüp baktığınızda sadece o normalleşmenin en yoğun yaşandığı dönemde 125 bin iş yaratmışız. Bu arada tabii sizden gelen bir mesaj var. Bu 100 TL yetmedi meselesinde. Bir izleyicimiz demiş ki bu tip alışverişleri canlı yapın. Çünkü bir sonraki güne bırakırsanız o fiyatı alamayabilirsiniz demiş. Bir izleyicimiz çocuk ne zamandır soğuk baklava istiyordu. Düşüne düşüne bir kilo aldım. Bir çılgınlık yapıp yanında yarım kilogram da kuru pasta aldım. 100 lira yetmedi demiş. Gördüğünüz gibi her geçen gün, her dakika bizim için hayat pahalılığı hepimiz için bir soruna dönüşmüş durumda. Mesela bir başka seyircimiz ne bir çanta almaya ne de kırtasiye giderlerine 100 lira yetmedi. İyi ki enflasyon düşük demiş. O enflasyon bir anda belimizi bükerken öte taraftan da işsizlikle boğuşuyoruz. Bakın bir haberine gidelim bu tablonun. Ne söylemiş, muhalefet nasıl değerlendirmiş bunu? Evet, rakamlar ortada ama buna muhalefet partileri nasıl yaklaşmış? Onu bir görelim, ardından detayları zaten konuşacağız. TÜİK'in resmi verilerine göre bir ayda yeni 506 bin işsizimiz maalesef gerçekleşti. Artık yeni 506 bin işsizimiz var. Zannediyorum şu anda TÜİK bir miktar itibar düzeltmek için işsizlik rakamlarını yeniden bir miktar daha doğrusu düzeltmiş oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini yayımladı. TÜİK'e göre işsizlik oranı Temmuz'da bir önceki aya göre 1,4 puan artışla %12 seviyesinde gerçekleşti. Hükümet eğer önlem almaz ise önümüzdeki aylarda çok daha fazla yeni işsizlerimiz yeni işsiz ordusuna katılacaktır. Ben artık bunun saklanamayacak bir gerçek olduğunu düşündüğüm için bu ayki rakamlara bir miktar bunun etkisinin olacağını düşünüyorum. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişi oldu. Pandemi yasaklarının, işten çıkarma yasaklarının kalkmasından sonra işsizler ordusuna katıldığını biliyoruz. İş gücü 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 631 bin kişi artarak 32 milyon 632 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise %51,2 olarak gerçekleşti. Hükümet derhal işsizlik konusunda tedbir almalı, istihdamı artıracak hamlelerde bir an önce bulunmalı. Biz bu TÜİK'e nasıl güveneceğiz? TÜİK bu ülkenin itibarını hiç mi düşünmüyor? TÜİK Başkanı bu durumda derhal istifa etmelidir. Türkiye'de maalesef istihdam oranı
çok çok düşük. Yani neredeyse %50'ler civarında. Bu da şunu ortaya koyuyor. Aslında çalışma yaşında olup, çalışma imkanı olup da iş gücünün içerisinde olan hemen hemen iki kişiden biri var Türkiye'de. Bakın ne yazmışlar. Sınav paraları 145 liradan, giyim, kuşam hepsi minimum 120 liradan başlıyor. 100 TL artık 10 lira gibi oldu demiş bir seyircimiz. Bir başkası demiş ki işe gelip gitmek için 5 gün arabanın yakıtına yeten 100 TL 2 günlük yakıta yetmiyor artık. Şimdi birileri çıkıp şey demesin. Siz de işe arabayla gitmeyin canım. Yani otobüsle gidin, bakın daha ucuz olur diyebilir. Çünkü biz hep daha kötüsünü hak ediyoruz ya. Böyle şeyler söyleyebilirler. Tabii işsizlik en çok, yani burada toplumsal tarafta da canımızı yakan bir mesele. Ve o mesele aslında sadece bugünün meselesi de değil. Bundan 4-5 sene evvel hepimizin izlediği, birçoğumuzun takip ettiği bir dizi vardı. Orada bu işsizlik meselesiyle ilgili çok güzel bir bölüm var. Onu aldık bugün. Hep beraber izleyelim mi? Aslan ekmeği yemiş hacı diyor. Aslan ekmeği bulursa yiyecek artık. Ekmeğe de zam istiyor biliyorsunuz fırıncılar. Yani oldukça zor bir dönemden geçtiğimizin güzel bir hicviydi burada. Yol diyor, yol veremeyiz diyor. Konak şey diyor, yemek diyor, veremeyiz. En sonuncusu da sigortayı da veremiyor dönüp baktığınızda. Maalesef bir sorun da kayıt, yani işsizlikle ilgili o kadar çok sorunumuz var ki, kayıt dışılık, güvencesizlik, çalışma koşulları, maaş, ücret düşüklüğü, bütün bunlarla boğuşmaya devam ediyor. Ama memleket o kadar şey kazanmış ki artık, bağışıklık, bütün bunlarla boğuşmaya, bütün bunlara rağmen yola devam etmeye çalışıyoruz hep beraber. Bu bölümde bir miktar geçen hafta ne konuştuğumuzu tartıştık. Şimdi kısa bir araya gidelim isterseniz. Ondan sonra çok kıymetli genç bir konuğumuz var. Siyaset bilimci. Onunla bu gündemi ve bundan sonra ne olacağını, siyasette ne olacak, bundan sonraki süreçte neler bekliyor, gençler ne istiyor, Türkiye'nin ihtiyaçları neler, bunları konuşacağız. Kısa bir reklam arasına gidelim. 2 dakika sonra buradayız. Sana faydası ne devam ediyor? Umarım güzel bir pazar sabahı geçiriyorsunuz. Çaylar yudumlanıyor, kahvaltılar yapılıyor. Gerçi saat artık 10.30, kahvaltılar yapılmış mıdır ya? Yapılmış. Evet, konuğumuz burada. Yapılmış mıdır kahvaltı? Yapılmıştır. Yapılmıştır. Aslında şöyle, pazar sabahları kimisi erken yapıyor, kimisi böyle biraz böyle, ben mesela birkaç kişiyle konuştum. Sabah 10'da yayındayız, bak izlesen de falan diye. Abi ben o saate kalkamam diyenler oldu. Onlar biraz herhalde cumartesi gecesini tadını böyle çıkar. Brunch gibi, öğlene doğru. Valla bilmiyorum aslında. Yani brunch yapacak hali de kalmadı vatandaşın. 100 liraya yetmiş. Bayağı pahalı her şey, bilmiyorum. Hissediyor musunuz pahalı? Yani hissediyorum. Hatta ben bu yayına gelmeden şeyi görünce şaşırdım, bu alışveriş hikayesini. Çünkü şeyi düşünüyordum, yani acaba 100 liraya ne geliyor kahvaltı masasında? Çünkü kahvaltı yapalım demiştik ya. Herhalde 100 liraya bir şey alamayız diye alışverişi görünce şaşırdım. Dışarıda zaten parayla yapmak zor. Yani o pahalı zaten. Ama dedik ya, 4 kişi için çıkarma. Onu da göstereceğiz zaten, ama bayağı zorlandım ben. Mesela hani terzi kendi söküğünü dikemez diyorlar ya. Vallahi kendi söküğünü dikemiyormuş. Biz biraz efendim Seren Selvin Korkmaz'la şunu konuşmak istiyoruz. Türkiye siyasetini, siyasetin gündemini, biraz bu haftayı, biraz önümüzdeki haftayı ve bence bu hafta en çok konuştuğumuz konulardan biri bu M ve U'ydu. Yani aslında konunun öneminden değil. Ama o kadar lüzumsuz işlerle artık boğuşmaya başladık ki, lüzumsuz işlerden sorumlu bir bakanlık da kurulsa olacak bence. Yani hani bu kadar şeyde. İsterseniz bir bu haberi bir görelim. Onun üzerinde sizin fikirlerinizi alayım. Bir gün önce fotoğrafı, bir gün sonra kendisi geldi. İstanbul'da Kağıthane durağına ilk U logosu takıldı. Şimdi Ekrem İmamoğlu bu M harfini İ harfi mi yapsın, E harfi mi yapsın? Bu fitnedir, bu fesattır, bu ötekileştirmedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı bir görsel paylaştı, siyaseti ısıttı. O görselde alışılmış M olan metro simgesinin yerine U harfi vardı. Bakanlığın yaptığı metro hatlarında U simgesi kullanılmaya başlanırken diğer metrolarda M logosu kaldı. Ortaya iki farklı görüntü çıkarken yeni polemiğin adı U oldu. Metro metrodur. Ulaştırma Bakanlığı yapsa işletse ne olur? İBB yapsa işletse ne olur? Böyle bir tabela ayrımı Erdoğan'ın 84 milyona, kendinden olmayana bakışının en tipik ve somut
göstergesidir. Tercih edilen U simgesi hem İstanbul'daki diğer istasyonların simgeleriyle hem de evrensel simgelerle çelişecek. Bakan Adil Kara İsmailoğlu seni seviyorum anlamına gelen I love you notunu düştüğünü simgeyi duyurduğu mesajında U harfi Ulaştırma Bakanlığı'nın simgesi mi yoksa I love you'nun mu merak konusu oldu. Yeni simge tartışmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bakanlık arasında karşılıklı restler çekildi. Sayın Bakan, İstanbul'daki metronun simgesi 1992'den beri M'dir. Siz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevdeyken de öyleydi. İstanbul'da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak. Hizmet İstanbul'a hizmettir. Ayrıştırmak hiç hoş değil. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı esprili bir dille tepkisini gösterdi. Bu anlayışa alfabe yetmez dedi, bir video paylaştı. Videoda metronun simgesi sürekli değişerek alfabenin bütün harfleri sıralandı. Dünyadaki tüm ülkeler kendi dillerinde metro kelimesinin baş harfini kullanıyor simge olarak. Almanya'da da simge U, çünkü metro Almanca U-Bahn demek. Hangi kriterlerle bu simgeyi değiştirdiği belli olmayan, ben yaptım oldu anlayışın sahibi Ulaştırma Bakanı'na soruyorum. Bugüne kadar bizi kıskandığını söylediğiniz Almanya'yı bu kez de siz mi kıskandınız? Konuyu meclis gündemine taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Almanya'da metro simgesinin U olmasını hatırlattı. Bakanın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. İstanbullu bu işe ne diyor diye sorulmuş mu? Bu kararın yanlışlığını gören iktidardan anlamlı bir U dönüşü bekliyoruz. Efendim, ben o zaman önce konumuzu sorayım. Bir, M'ci misiniz, U'cu musunuz? Birinci sorumuz bu. Biliyorsunuz her şey sonra C'ci, C'ucu geliyor. İkincisi de nereden çıktı bu tartışma? Ne, yani durup dururken. Nedir bu? Aslında trende uydu. Siz anlatıyordunuz U varyantı diye. Yani korona nasıl trend aslında değiştiriyorsa, varyantları varsa hükümet de trende uydu bence. O da varyant üretiyor. Tabii U varyantı. İleride başka varyantlar da görebiliriz. Şimdi Türkiye'de ya M'ci olmak lazım ya U'cu olmak lazım. Yani rasyonel bir yerden bir taraf tutmadan bakmanız çok zor. Çünkü siyaset bizi artık bu denkleme getirdi. Yani düşünsenize, metronun U'su sembolü iyi mi oldu, kötü mü oldu diye tartışıyoruz. Halbuki bizim tartışmamız gereken metronun ne kadar yapıldığı, İstanbul'un ulaşımıyla ilgili temel problemler, malum taksi problemi var İstanbul'un. Bunları tartışmak yerine aslında biz M mi, U mu, bunları tartışıyoruz. Neden geldi dersek, benim çok basit bir yorumum var. Aslında mevcut iktidar bugüne kadar hep hizmetleriyle, özellikle ulaşım konusunda hizmetleriyle aslında kendini tanımlayan bir iktidar oldu. Yol yapıyordu falan. Tabii yollar işte, dört şerit, beş şerit. Ama bugün artık yani bunu daha fazla hizmet, daha fazla ülkenin geleceğine dair söyleyeceği sözü kalmadığı için biraz semboller üzerinden götürüyor gibi geliyor bana. Sembol derken mesela böyle sembollere döndü galiba artık. Öbür semboller de çok tutmamaya başlayınca başka, yani daha farklılaşan, daha ayrılıkçı, ayrımcı bir sembolizm var ortada. Kesinlikle yani. Öyle yani İstanbul'da metroyu kimin yaptığı değil, İstanbul'un metrosunu konuşmamız lazım. Çünkü metro dediğimiz şey bakanlık mı yaptı, belediye mi yaptı, bunun üzerinden tartışılacak bir şey değil. Adı İstanbul metrosu. Bir de bunların yani hepsinin parası bizim cebimizden çıkmıyor mu zaten? Öyle. Yani hani Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçesini de biz veriyoruz. İBB'yi de biz veriyoruz. Yani sabah yönetmenimiz de konuşuyorduk. İşte yani daha açılması gereken duraklar var dedi. Yani hala bekliyoruz dedi. Yani bütün bunlar aslında insanlar için önemli. Bir yerden bir yere gitmek. Çünkü büyük şehirde bir bildiğim ev önemlidir. İkincisi de ulaşım önemlidir yani. Ve vatandaş M ya da U'yu seçmeyecek ulaşırken bir yerden bir yere. İhtiyaçlarına cevap verilmesi bekleyecek. Peki mesela siz yurt dışında da okudunuz biliyorum ben. Mesela bir yabancı İstanbul'a geldiğinde yani bir kafası karışmayacak mesela bu M bu U falan. Acaba hangisi ne falan. Yani yurt dışındaki metro ağlarına baktığımızda metro ağları mesela kırmızı, yeşil. Yani bir sembolü vardır ama farklı hatları vardır. O hatlar yabancı kişiye de kolay gelir. Renklerle vesaire belirlenmiştir. Hani bizdeki ikisi aynı metro. Yani biri tramvay, biri metro değil, biri tren değil. Dolayısıyla aynı şey ama neden U, neden M? Onlar bakalım iktidarı mı tercih edecekler, muhalefeti mi, onlara da sormak. Acaba üretkenliği mi düştü yani? Bu hükümet artık ya da işte iktidar üretmeyi, yeni şeyler üretme becerisini yitirdikçe hani
böyle mi farklılaşmaya çalışıyor? Bu farklılaşma sonuç verir mi? Bana sanki çok böyle şey gibi gözüktü yani. Aslında iktidarın Türkiye'ye vaat edeceği yeni şeyler kalmadı. Eski seçim propagandalarına baktığınızda bir takım vaatiler vardı. Onlar gerçekleştirildi veya gerçekleştirilemedi. Bugün gerçekleştirilemeyen kısımlarında yerel yönetimler aslında özellikle el değiştirdikten sonra aktif olmaya başladı. Dolayısıyla bugünün güncel ihtiyaçlarına, bugünün dertlerine çözüm üretecek bir program görmediğimiz için bana kalırsa bu sembol savaşlarını görüyoruz. Bundan gibi. Sonra bize yeni harfler de gelir mi? Mesela bir tane harf gelmiş. Zeitung'da yapmışlar bunu. Zeitung çok güzel, özellikle Zeitung için çok güzel malzemeler var. Demiş ki Zeitung, yani M olmadı, U olmadı. İsterseniz şahsımın şeysini vereyim. Onunla ilgili bir haber vardı. Bir ekrana gösterebilirsek. Evet, Erdoğan şey nasıl olur? Şahsımın şeysi. Sesli düşünüyorum şu an. Yani hani ses, bir de onu deneyin diyor. Bakan Kara İsmailoğlu'ndan metro simgesi açıklaması. Kimin yaptığının bilinmesi lazım. Madem yani, öyle şahsımın şeysi olsun. Ben demiş. Şahsen S olmasını tercih ederim. Benim ismim baş harfi. Türkiye'de insanlar çok seviyor ya isimlerin baş harfini kullanmayı. Olabilir yani. Galiba ilkinde koymuşlar kağıthaneye. U'yu. Yani bu artık başka bir şey. Asıl konuşmamız gereken şeylerin çok dışında. Mesela bir de sosyal medya düzenlemesi var bir süredir tartıştığımız. Yani Diyanet işlerine kadar herkes işin içine girdi. Herkes konuşuyor yani. İşte sosyal medya şöyle, sosyal medya böyle. Bununla ilgili bir veteremiz var, bir haberimiz var. Onun üzerine bir yorum alacağız. Ondan sonra da bu lüzumsuz işler bakanlığının, yani lüzumsuz işler bakanlığı kurulmasını gerektiren bir başka lüzumsuz meseleyle sizi konuşturacağız. Gidelim mi o VTR'ye arkadaşlar? Yani ben şahsen bu sosyal medyaya hiç olumlu bakmıyorum. Ve meclisin açılmasıyla birlikte de sosyal medyaya yönelik bir çalışmanın yapılması gereğine inanıyorum. AKP'nin Ekim ayında meclise sunmayı planladığı sosyal medya düzenlemesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcılarına hapis, hesapların askıya alınması ve sosyal medyadan men etme gibi cezalar yolda. Niçin YouTube? Niçin Twitter? Niçin Netflix? Niçin şu bu gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? İşte bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırabilmek için. Son olarak mecliste geniş katılımlı bir toplantı gerçekleşmiş. İçişleri, Ulaştırma ve Adalet Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra AKP Grup Başkan Vekilleri ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun toplantıda teklifin detaylarını görüşmüştü. Bu yalan terörüne daha fazla müsaade etmeyeceğimizi parlamentonun çalışmalarına Ekim ayında başlamasıyla beraber inşallah gerekli düzenlemeleri de hayata geçireceğimizi bir kez daha ifade edelim. Toplantıda sosyal medyada bireysel paylaşımlarla algı yaratmak amacıyla yapılan toplu paylaşımların ayrıştırılması üzerinde duruldu. Salim akılları veya aklı selimlerin hedefini adeta saptırtıyor. Dürüst, doğru bir şeyi düşüneceğiniz yerde maalesef yalan yanlış haberlerle vatandaşımız çok farklı yöne doğru adeta evriliyor. Buna bizim müsaade etmememiz lazım. Örgütlü şekilde yapıldığı tespit edilen paylaşımlar için hapis cezası, sosyal medya kullanmaktan men, hesapların askıya alınması dahil olmak üzere caydırıcı cezalar masaya yatırıldı. Yasaklarla mücadele edecek diye gelindi, yasak işinin halini biliyorsunuz. En son işte sosyal medya yasağının geleceğine dair iddialar var. Çalışmada dezenformasyon içerikli paylaşımın organize, örgütlü, belli bir amaca yönelik olması halinde yaptırım uygulanması gibi başlıklar da ön planda. Sosyal medya şirketlerinin baskılarına boyun eğmeyeceğiz. Toplantıda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bağlı sosyal medyayı denetleme görevini yürütecek bir sosyal medya başkanlığı kurulması üzerinde duruldu. Buna göre paylaşımların suç olup olmadığı, cezai yaptırımların nasıl ve ne şekilde uygulanacağı, başkanlık çatısı altında hukukçulardan oluşturulacak kurul tarafından belirlenecek. Sosyal medya kısıtlamaları tek kişilik saray rejiminin baskı ve vesayet aygıtı oluyor. Ayrıca söz konusu kurulun kararlarının mevcut anayasanın düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti başlığı altında yer alan 26. maddesiyle çelişmemesi için de formüller aranıyor.
Şimdi bir yorum geldi. Bu 100 TL yetmedi hashtagine. Diyor ki hocam aylık ulaşım gideri İstanbul'da sınırsız kart aldığınızda 316 lira, 100 liradan bahsediyorsunuz demiş. Sosyal medya en azından para vermediğimiz şeylerden biri. Onu da düzenliyorlar. Ne düşünüyorsunuz bu sosyal medya? Yani ne yapmaya çalışıyorlar? Biz artık oraya da mı yazmayacağız? Yani parasız hiçbir şey olmaz. O yüzden ona ya da yazmamak devletle lazım. Devletle kurarlar mı acaba? Bir olabilir. Yani paranız varsa belki tweet atabilirsiniz. Malum paranız olmadan köprülerden geçemiyorsunuz. Şimdi aslında sosyal medya neden düzenlenir? Bu bilgi kirliliği meselesi özellikle bu pandemi sürecinde çok gündeme geldi. Bu aslında doğru bir soru. Ama meseleye yaklaşımımız problemli. Yani bilgi kirliliğini önlemek için İnsanların bilgiye nasıl ulaşacağını, doğru kaynağa nasıl erişeceğini bir takım eğitimlerle, bir takım programlarla anlatabilirsiniz. İlkokuldan başlayarak bunun eğitimini öğrencilere verebilirsiniz. Artık bilgi çağındayız. Ama Türkiye'nin yapmaya çalıştığı şey bunları kontrol etmekten ziyade bana kalırsa fikir hürriyetini biraz kontrol altına almaya çalışan düzenlemeler. Çünkü sosyal medya düzenlemesini biz uzun zamandır konuşuyoruz. Ne zaman yapılacak? Yapıldı mı, olacak mı? Yani hem aslında bana kalırsa gündemdeki akut problemlerin önüne yeni bir gündem tartışması koymak ama aslında bu Türkiye'nin bir taraftan da gerçeği yani sosyal medyayı düzenleyerek oradaki belki farklı seslerin de önüne geçmek bizim daha M ve U tartışmalarımıza getirebilir konuyu. Yani her geçen gün böyle rengini yitirtmeye çalışıyorlar falan. Biz hani hepimiz yok biz bu renkleri kaybetmeyeceğiz, hayattayız falan, hani daha renkli bir Türkiye olacağız falan diye uğraşsak da böyle bir tek tip bir şeye çevirmeye çalışıyorlar. Yani Diyanet'in de işin içine girmesi bir yerde o değil miydi yani? Yani baktığımızda aslında biz bir gençlik araştırması yapmıştık. O gençlik araştırmasında daha yani bütün bu pandemi sürecinden önce gençlerden biri şey diyordu, artık daha çok dışarı çıkmak istiyorum. Yani aslında onun normali değil çünkü bütün bu hikayeye artan ekonomik giderlere vesaire aslında gücü yetmiyor. O yüzden evde bir tanesi de şunu söylemişti. Demişti ki ben sabah uyandığımda bütün üstüme gelecekleri düşünüp gündemle ilgili, hayatımla ilgili ürküyorum. Yani bu ülke insanları ürkütüyor. Gençleri ürkütüyor. O yüzden... Nasıl ürkmesin ki? Mesela yazmış 100 TL yetmedi. Bir ayakkabının tekine diyor. Yani bir çift demiyor. Tekine 100 TL yetmedi diyor. Bir diğeri diyor ki bir pantolon aldım 100 TL yetmedi. Yani hani bir anda zaten ciddi bir şey sıkışmıştı. Maddi, ekonomik sıkışmışlık içerisinde bir yani milyonlarca insan. Öte taraftan o sıkışmışlıkla ilgili fikirlerini ifade etmeye çalıştıkları ve bulabildikleri tek platformlar, mecralar, sosyal medya. Yani orada neyi yapmaya çalışıyorsunuz ki? Bırakın insanlar dertlerini anlatsınlar. Elbette yalan haber, yanlış haber. Zaten bunun karşısına geçmek lazım ama ben anlamadım ya yani. Bir şey daha var. Mesela bizim konuştuğumuz gençler şunu söylüyorlar. Türkiye'de siyaset çok kutuplaşmış. Yani çok ciddi bir şekilde herkes birbiriyle kavga ediyor. Biz arkadaşlarımızı kaybetmek istemiyoruz ama siyasi fikrimizi de açıklamak istiyoruz. O yüzden sosyal medyada biz farklı kimliklerle fikrimizi ifade ediyoruz. Bu da Türkiye'nin bir gerçeği. Zaten bu işte ifade etme konusunda bu hafta gene çok konuştuğumuz bir şeydi bu. Biliyorsunuz bir gazeteci Turgay Güler Twitter'a başvurmuş. Demiş ki beni onaylayın. Hani mavi tık mı? Ben mavi hep tık diyorum da tıktır doğrusu. Mavi tık verin bana, mavi tık verin, neyse işte işaret verin yani. Benim artık hesabımın onaylı bir hesap olmasını istiyorum demiş. Twitter'da demiş ki siz bizim koşullarımızı sağlamıyorsunuz, vermiyoruz. Ve bu acayip bir yere gitti bu tartışma. Ben en son bir medya kanalında hani bir dönem aslında hepimizin haber aldığı uluslararası bir ismi olan CNN Türk'te bu konuyu böyle bir baktım. İşte Twitter bir sosyal... milli güvenlik meselesi mi falan diye bir böyle bir manşetle. Tabii çok durmadım. Yani iki dakika bile değil. Yani hemen hop ben buraya geçeyim dedim. Şimdi bakalım neymiş bu mesele? Ben de arkadaşlara konuşunca bu meselenin aslını bir verelim, öğrenelim dedim. Ne konuşmuşlar bakalım. Ondan sonra biraz da medyanın bu halini, bu ayrışmaların içerisindeki rolünü, bu sosyal medya meselesindeki rolünü konuşalım isterim. Gidelim. Neden?
Mavi Tik Twitter tarafından belli kriterlere uyan gazetecilere, siyasetçilere, ünlü isimlere veriliyor. Hesabın Twitter tarafından da onaylandığı anlamına geliyor. Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler de Twitter'a Mavi Tik almak için başvuru yaptı. Ancak Twitter saygınlık kriterlerine uymadığı gerekçesiyle Güler'in başvurusunu reddetti. Güler'in dikkate değer bir kişi, kuruluşla marka olmadığı belirtildi. Güler, Mavi Tik başvurusu reddedilince çok kızdı. Twitter'dan bir paylaşım yapıp hesabının onaylanmamasının bir milli güvenlik sorunu olduğunu ilan etti. Dahası Turgay Güler'in Twitter'dan Mavi Tik alamaması Türkiye'nin en eski haber kanallarından CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında dakikalarca tartışma konusu yapıldı. Konuklar dakikalarca Güler'e Mavi Tik vermeyen Twitter'ın bir milli güvenlik sorunu olup olmadığını tartıştı. CNN Türk'teki tartışma sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Hem CNN Türk hem de Turgay Güler tiye alındı. Şimdi bununla ilgili yorumlar da var. O yorumlardan birini yansıtalım. O arada ya o kadar şey ki, lüzumsuz ki. Bir dönemde biliyorsunuz işte, bakın, yandaş medya Türkiye'nin gerçek gündemini cesurca ekranlara taşımaya devam ediyor diye Zeytun haberi var. Turgay Güler neden Mavi Tik? Siz kullanıyorsunuz Twitter. Kullanıyorum. Var mı Mavi Tik'iniz? Henüz yok. Bu ulusal güvenlik meselesi tabii, olabilir. Tabii çok önemli. Ama şimdi sizin beklentiniz biraz fazla bence. Neden? Çünkü yani 100 liraya bir şey alamadıklarını mı tartışsınlar? Hani ne bekliyoruz ya da Türkiye'nin esas meselelerini mi tartışsınlar? Bunu mu tartışsınlar? Lüzumsuz meseleler yani bunlar. Medyanın biraz görevi oldu aslında bu. Yani hükümete yakın medyanın ya da ana akım diyebildiğimiz medyanın görevi sanki biraz böyle şeyler oldu. Çünkü eskiden... Gündem mi değiştiriyor? Yani gündem mi saptırmaya çalışıyor? Eskiden Türkiye'nin temel meseleleri, ekonomik sorunları hep vardı. Ama tam az evvel bahsettiğimiz konuyla ilgili ekonomik sorunlar bu kadar gün yüzüne çıkmamıştı. Dolayısıyla özgürlüklerle ilgili talepler olduğunda penguenleri falan görebiliyorduk. Ama bugün ekonomik konuları da konuşamıyoruz. Siyasetle ilgili de konuşamıyoruz. Konular çok kısıtlı. Hani 100 liraya nasıl bir kahvaltılık alabiliriz de konuşamıyoruz. Dolayısıyla neyi konuşacağız? Mavi Tık'ı konuşacağız. Ya artık bir de şöyle bir şeye dönüştü mü bu? Yani sanki hani... düşünsenize, Türkiye'nin en önemli medya gruplarından birinin işte Lokomotif Haber Kanalı. Yani gündemi bu. İşte bir dönem hepimizin işte yakından takip ettiği gazeteciler buradan bir milli güvenlik sorunu devşirmeye çalışıyorlar. Aslında az önce konuştuğumuz o sosyal medya düzenlemesine altlık yapıyorlar. Anlaşılan o. Ama yani hey, benim baktım ya biraz da şöyle. Yani memlekette 83 milyon insan yaşıyor ya. Hani bu 82 milyon 900 bin insanın dertleri var. Bir de geriye kalan 100 binin dertleri var. Yani ben burada Turgay Güler o bu falan tartışmasından öte. Yani 82 milyon 900 binin dertlerinden ziyade oradaki o 100 binin dertleri burada artık manşet olur hale gelmiş. Yani zaten bir yerde şunu söylüyor Sayın Meral Akşener galiba şeye geçmişti. Anadolu seyahatinde Havza'daydı yanılmıyorsam. Havza'da, Samsun'da bir teyzemizle konuşuyor. O teyze bir cümle söylüyor orada Meral Akşener'e. Yani isterseniz verelim onu. O cümle çok bence kritik bir cümleydi. Bu 82 milyon 900 binle 100 bini aslında ayrıştıran cümleyi orada o söylüyor. Ardından da biraz seçim ve bu gündemi konuşalım isterim. Biz padişah seçmedik. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ne Cumhurbaşkanı seçtik. Bize verdiği vaatleri, verdiği sözleri tutmadı. Bizi kurtar. Biz ne seçtik? Evet, aslında biraz şunu da görüyoruz. Özellikle muhalefet liderleri, Meral Akşener bunu çok iyi yapıyor. Medyanın üstlenmesi gereken rolü üstleniyor. Yani halkın sesini duyurmaya çalışıyorlar. Çünkü az evvelki başlıktaki hikaye halkın gündemiyle o tepedeki %1'in gündemi aslında birbirleriyle uyuşmuyor. Çok farklı dünyalarda yaşıyorlar. Ya peki, ya şimdi mesela bu çok önemli bir şeydi bence. Ben bu videoyu gördüğümde çok hani Havza'da işte yürüyor Sayın Akşener, birisi geliyor diyor ki yani lütfen artık hani bu düzeni, aslında hani bir şahıslar üzerinden gidecek bir şey değil bu. Sistemin yarattığı ucube düzeni aslında itiraz ediyor. Diyor ki yani biz
bu ülkede vatandaş olmak istiyoruz diyor aslında. Yani tepedeki yöneticilerin ne olduğundan bağımsız olarak ben artık yeniden vatandaş olmak istiyorum, iyi yaşamak istiyorum. Ben öyle algılıyorum mesela bu isyanı. Yani tam tersinden bakarsanız bir sürü şey söyleyebilirsiniz siyasetten. Söylendi de zaten. Ama bence diyor ki yani ben tepedeki beni ilgilendirmiyor tepedekiler diyor. Ben yeniden vatandaş olmak istiyorum diyor bu ülkede. Teba olmaktan uzaklaşmak istiyorum. Yani Turgay Güler'in sorunları tartışılmasın, benim sorunlarım tartışılsın istiyorum diyor. Ve aslında bu biraz Ankara'da da yansımış durumda. Barış Pehlivan bu hafta bir köşe yazısı yazdı. Dedi ki devlette fotokopi çekme dönemi başlamış. Ankara'da devletle çok işi olan birinden dinliyorum. Bürokrasi tedirgin. Herkes yolun sonuna gelindiği kanaatinde, kimse risk almak istemiyor. Bazıları da gemi batıyor. Ne yaptık? Yaptık. Yolumuza bakalım düşüncesiyle çalışıyor. Şunu bile işitti bu kulaklar. Umarım bana bakanlık teklif etmez reis diyen bile çıkmış. Yani Ankara karıştı, karışık belli ki yani bir şeyler değişiyor. Memleketin genelinde bir karmaşa var. Bir seçim gelecek mi? Sizin gördüğünüz yer nedir? Nasıl bakıyorsunuz? Nasıl bir seçim sürecine gidiyor mu Türkiye? Çünkü iktidar ısrarla hayır seçim yok diyor. Ama Ankara ve sokak başka şeyler konuşuyor. Aslında seçim normal zamanda yapılsa bile 2023'te çok da vakit kalmadı. Dolayısıyla eninde sonunda o seçim yapılacak. Sadece Ankara'da değil, yurt dışında da, Türkiye'yi yakından takip eden ülkelerde de bu hava var. Yani Türkiye'de bir şeyler değişiyor. Biz sonrası için Türkiye ile nasıl ilişkiler geliştirebiliriz havası var. Dolayısıyla bence Türkiye'deki hikaye Türkiye'nin hem uluslararası ilişkilerine hem de Türkiye'nin içindeki dinamiklere yansıyor. Önümüzdeki seçimin bence en önemli noktalarından biri yurttaşların bu sistemle, aslında sisteme dair bir tercih yapmasıyla ilişkili. Çünkü baktığımızda tam sizin belirttiğiniz gibi mesele şahısların meselesi olmaktan çıktı. Çünkü vatandaş gündelik hayatta sokağa çıktığında, pazara gittiğinde bir problem görüyor. Bu bir. İkincisi, Türkiye'de her şey eskiden çok demokratikti demiyoruz ama alışık olunan siyaset yapma tarzı değişti. Hani aslında o yurttaşın söylediği şey bu Meral Akşener'e. Türkiye'deki mevcut sistem bürokrasiye, kurumlara dayanan değil, sadakate dayanan bir sistem oldu. Dolayısıyla insanlar biraz havanın değiştiğini düşündüğünde gemiden atlamak isteyebiliyorlar. Ve çok da uzun süreli bir iktidar vardı. Yani gerçekten herkes sanki hiç bitmeyecekmişçesine buna devam etti. Ama her iktidar, her dönemde, yani seçim olduğu, demokrasi olduğu sürece her iktidar değişebilir. Benim bir tespitim var. Yani esas iktidar tabii ki değişebilir, yıpranabilir. Ama sonunu bu kadar hızlı getiren mevcut başkanlık sistemi, cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi bu oldu. Sistemin değişmesi gerektiğini bir kere de sizin ağzınızdan aynen dinlemiş öyle olduk. Efendim, Seren Serbin Korkmaz, çok teşekkür ediyoruz. Ben bu ilk hafta ederim sonu yayınımızda bizi kırmadınız, beraber olduk. Daha yine görüşeceğiz, bu fikirleri dinleyeceğiz. Biz hep böyle negatif konuşuyoruz ya. Yani işte programın içerisinde de bu kadar, hatta bir arkadaşım söylemişti bana, çok negatif basıyorsunuz ya falan, hani bu gençlerin diliyle. Ya biz de iyi haber arayalım dedik dün, bugün yayınlamak için. İnanır mısınız, Türkiye'de, dünyada bir sürü haber taradık. Ya öyle bir yere düşmüşüz ki iyi haber yok. Biz de en sonunda İstanbul için de aslında kullanabileceğimiz Mumbai'de trafik ışıklarına desibel ölçer takmışlar. Eğer kırmızı yandığında çok fazla kornaya basarsanız, ses çok yükselirse ışık daha uzun yanıyor. Ya yani İstanbul'u düşündüm, herhalde hiç geçiş olmaz. O habere bir gidelim, ardından kısa bir ara ve devam edeceğiz. Efendim, pazar sabahı devam ediyoruz tüm enerjimizle. Konuğumuzla biraz siyasetin gündemini, siyasetin aslında bizim önümüze getirdiği meseleleri konuştuk. Asıl konuşmamız gereken mesele başka. Yani programında da öyle ya, sana faydası ne? Yani işte metrodaki M'miş, U'ymuş, bize bir faydası yok gördüğünüz üzere. Yok onun mavi tiki, sosyal medya düzenlemesi, bize bir faydası yok. Yani belki bir gün bize faydası olan şeyleri de konuşacağımız zamanlar gelir ama biz dolayısıyla siyasetten bir fayda göremedik gördüğünüz üzere. Biraz da ekonomiye bakalım dedik. Değişik bir şey yapmaya çalıştık. Yayının başında da söyledim. Zaman zaman işte rakamları buraya, işte işsizlik rakamlarını da verdik. Gene vereceğiz rakamları. O rakamların içerisinde kaybolduğumuz zamanlar oluyor. Özellikle biz iktisatçılar bunu çok sık yaşıyoruz.
Rakamlardan öte aslında hayatın gerçekleri var. Yani o veriler bize bir şey ifade ediyor. Şimdi bir yine o izleyicimiz yazmış. 120'lik bulaşık tabletine 100 lira yetmedi demiş. Yani bulaşık tabletine de yetmiyor. Çamaşır deterjanına da yetmiyor. Böyle zorlu bir dönemdeyiz. Biz de dedik ki dün acaba madem kahvaltı, pazar kahvaltısı, biz de pazar kahvaltısının bir maliyetini ölçelim. 4 kişilik bir aile için sokağa çıktık. Bakın neler olmuş. Size bir gösterelim. Sizin kahvaltınız da bu kadar bu rakamlara çıkabiliyor mu? Bize yazarsanız seviniriz sosyal medyada. Sürekli hayat pahalılığından dem vurup duruyoruz. Aslında bunu biz hep rakamlarla anlatmaya çalışıyoruz ama biraz da sokaktan, aslında gerçekten vatandaşın yaşadığı pahalılıktan bahsetmek istedik. Bana bir 100 lira verdiler. Dediler ki hocam bu kadar konuşuyorsun. Hadi bakalım git şu 100 lirayla bize 4 kişilik bir kahvaltı alışverişi yap. Ben de en yakındaki kahvaltı malzemesi satan markete geldim. Bakalım ben bir terzi olarak kendi sökümü dikip 100 liralık alışverişle kahvaltıyı halledebilecek miyim? Buyurun girelim. Abi kolay gelsin. Biz başlıyoruz. Teşekkür ederiz. Kimseyi rahatsız etmeyiz. Önce kahvaltıda ne olur? Peynir olur değil mi? Abi hangi peynir iyi? Fiyat... Ezine mi? Evet. 69 lira mı onun şeyi? Evet. Biraz pahalı değil mi ya? Ama ne ucuz. Biraz pahalı değil mi? Daha uygun ne olur? Daha uygun ben veririm. Hangisi? Bu Burhaniye. Evet. Abi 4 kişilik böyle 4 dilimlik yersene bana. Uçak sen fark ediyor musun? Yani çok işte yumuşak olsun ya. Yeter değil mi böyle? Yeter herhalde. 4 kişi için yeter değil mi? Ben çok... Tamam yeter. Gayet. Yapalım istersen. Ha? Ya dilimlersen sevinirim. Baksana 4 dilim çıkacak mı oradan? Vallahi en pahalısına gücümüz yetmedi. Bunu alalım bari. Kaç para? 17 lira gitti bile. Salatalık alsak 11 lira o. Çeri domates 5 lira neredeyse. Yok bir tane çeri domates alayım ya. Değil mi? Kahvaltıda domates olmazsa olmaz. Bir tane de salatalık alayım. Bunları gene iki kahvaltı yeriz biz. Başka ne alınabilir? Şöyle bakın. Burada reçeller var ama 20 lira, 22 lira. Benim param şu anda kaç gitti? 6 lira buradan gitti. 4 de buradan 10. 17 de böyle gitti. 27 liram gitmiş bile. Dur bakalım. Yavaş yavaş. Ha zeytin. Zeytin olmazsa olmaz. Abi bana zeytin verir misin ya? Şöyle ortalama olsun olur mu abi? Çok pahalı olmasın ama iyi bir zeytin. Yani ortalama iyi bir zeytin. 4 kişi ne yer? 250 gram yeter mi? Yeter abi. Evet yeter ya. Ya yeşil zeytin de iyi olur aslında ama o biraz pahalı herhalde. Şu 24 lira zeytinin kilosu mu? Evet. Ondan da bir bu kadar versene bana. Yok. 250 gram olsun abi. Bak 238 gram almışız. Bu da 7 lira. 7 gitti. Bak sürekli hesap yapıyorum. 13, 17. Peynire çok gitti. 17'de 34 gitti. Şunları koyayım buraya artık? Domates, zeytin. Biraz şımarıklık yaptım ama değil mi yeşil zeytin de alarak? Olsun ya. Yesin çocuklar değil mi? Biraz da güzel bir şeyler de yesinler. Ver abim. Kaç para? Bu kaç para? Al. İyi. Buna çok gitmedi. 6 lira. Ne ki? Bir şey söyleyeceğim. Siyah zeytin yeşil zeytinden daha pahalı. Niye böyle oldu? Tatlı bir şey de almak lazım ya. Değil mi? Kahvaltıda tatlı olmazsa olmaz. Bak ev yapımı reçeller var. Kakaolu fındık ezmesi. Fındık Türkiye'de üretiliyor. 55 lira. Şu damar 20 lira. Bu 20 lira. Ne farkı var usta? Bunun fındığı bol. Bunun fındığı bol, bunun fındığı az. Fındıklı olunca daha pahalı oluyor. Hem de 35 lira fark ediyor yani. Çok az böyle bir küçük bir şey alabilir miyim ondan da? Tabii hangisinden? Ya böyle 4 kişilik. Şundan. Yani... Evet evet sen bundan ver çünkü benim param yetmeyecek. Beceremeyeceğim ben bu şey işini. 100 lirayla kahvaltıda 4 kişi halledemiyorum abi. Ondan ver az ver. Bakayım.
Bu 7. Bu 13. 17 de 30. 36. Şu ana kadar 40 lira harcadım bile ben. Abi 40 lira harcadım bile. O 4 kişiye yeter herhalde değil mi? Ben sürekli 4 kişiye yeter diye bakıyorum yalnız. Oo çok bile. Güzel. Ucuzundan aldım ama bunu. 20 liralık aldım. Değil mi abi? Tamam. 20 liralığından aldım. Reçel hiç alamıyoruz. Bak kayısı reçeli 30 lira. İncir reçeli 37,5 lira. İncirin kendisi de pahalı bu sene çünkü. E mahammal de pahalı olunca kuşburnu 30 lira. Vay kuşburnu var. Kuşburnu var. Hala kuşburnu üretiyoruz ama en azından öyle düşün. Satın alamıyoruz ama üretiyoruz. Benim param yetmez. Abi pahalı her şey ya. Bal falan zaten hak getirir. Bal da alınır değil mi ya? Bir tane de bal alsam. 40 liram gitti ama şu ana kadar 40 liram gitti. Bu bal ne kadarmış? Oo. Kilosu 125 lira. Kilosu 125. Balın. E, ondan da mesela 4 kişi için ne almak lazım? 10 gram. 10 gram. 100 gram yani. 10 gram. 100 gram 2-3 şey yapar ya. 4 kişi için. Yok işte abi 4 kişi ne kadar yiyeyim? Ben şunu tek başıma yiyeyim. Bunu, ya sen yersin de biz yiyemeyiz işte çünkü... Şu mesela ne kadar? 5 lira da belki 45. O 25 lira mı? 300 lira. Ha. 27 lira. Bal. Sen şundan ver. Ha ver ondan ver. Bir de bal alınca kaymak da almak lazım. Onu alamayız şu an. Onu atalım. Daha yumurtaya hiç gelemedik. Ben sen kaç harcayacaksın? Ben 100 lira harcayacağım ama benim para bitti. Şu köşeyi dönmeden 100 lira biter. Hadi ya. Şu köşeyi dönmeden. Köşeyi dönmeden 100 bitti. 100 lira biter. Şu an 60, 60'a kadar geldim. Fena değil. Abi içecek mi içecek hak getire. Süt. Süt var mıdır? Ha süt var ama sütler zaten pahalı abi. Hiç oraya girmeyelim bile. Kaşar alsak kaç para? Kaşar? Kaşar kilosu 75 lira. Kaşarın kilosu 75 lira. Kaşarın kilosu 75 lira. 45 lira. 45 lira onun kilosu. 10 lira. Abi o da yani biraz değil mi şey? Ne abi? Hani alınır mı alınır? Ne yapacağız? Ucuzunu alacağız abi. Başka türlü doyamıyoruz ki. Kaç milyon sen tüketiyorsun abi? Doğru canım işte insanlar ister istemez kilosu 75'lik yerine 45'lik alıyor. Benim para bitti gitmek üzere ha. Yumurtaya gelemedik. Yumurta nerede? Yumurta var mı abi? En başta. Yumurtayı kaçırmışız. Bunlardan zaten hiç bakmayalım bile yani. Pastırma falan. Zaten sabah kahvaltısında pastırma olmaz. Bence bu kadar yeter doyarız biz ya. Ha? Yetmez mi? Ne diyorsun Burak? Bu bizi doyurur bugün. Ekmek. Alacağız. Abi yetmez hani nerede kavurma sosu istiyor. Abi onları ha sos. Al, ha, ona girdi mi çıkamayız. Azıcık şey ver bari salam ver sen bize. Abi bu işte kahvaltı 100 lirayla kahvaltı yapabiliyor muyuz? 4 kişi. 4 kişi. Bir gün hadi ya. Biz işte ben de bize şimdi 30 gün 3000 lira yapar kahvaltı. Evet. Normal bir kahvaltı bir şey de almadık ha. Abi sen 4 kişilik, 4 kişi ikişer dilim, üçer dilim yesek 12 dilim. 12 dilim, dilim artık kaç gram olduğunu söyleyemiyoruz, kaç dilim olduğunu söyleyebiliyoruz. Kimseyi de rahatsız etmeden alışverişimizi yapıyoruz bence. Yalnız var ya insanların hali gerçekten zor ha. Yani hepimizin hali zor. 100 lira gitti gidecek. Şu an şurası 70 lira bir şey yok için. Hani rakamların hepsini burada görüyorsunuz. Bir şey de almadık yani biraz bal aldık. Tek şımarıklığımız bal. Öyle değil mi? Başka hiçbir şımarıklığımız yok. Çok teşekkür ederim. Bu da 9 lira 30 kuruş. Kaç dilim var ki bunun içinde zaten? Vallahi bu da 9 lira 30 kuruş. 12 dilim salam. Zaten 60 gram salam alabildim. Yok abi ben bir kangal sucuk nasıl alayım? Benim param 100 lira zaten. Burası gitti 50 lira. Hangisi yarım kanga? Onu küçük daha küçüğünü versene. Ha onu tartsana bana. Yarım kangal alayım. Yarım kangal değil. Kangal bile değil. Kaç para abi o? Abi 19 lira. Sucuğa da 20 gitti. Galiba ben bu işi beceremedim. 100 lira gitti bile. Bir de borçlanacağız içeriye. onlar da benimle dalga geçiyor yemin ederim. Ya ben ekonomi hocasıyım ha. Daha yumurtaya gelemedi sıra. Abi ne yapacaksın? Buralara falan bakmıyorum abi ben. Abi yumurta da alalım değil mi? 4 tane de yumurta alalım. Bir yumurta kırarız. Ekmek de alalım. Normal ekmek yok mu? Valla bu ekmeklerden alırsak çok pahalı. Bu ekmeklere giremeyiz biz. Bir şey sorabilir miyim? 4 tane yumurta alabiliyorum değil mi? Heh dur 4 tane.
4 tane de yumurta alayım ben. Şöyle 1, 2. Yumurtanın tanesi ne kadar? 1.25. Vallahi ben deneyeceğim artık. Yetmediği yerde bakacağız. Kırmayayım da. Ben şimdi şey yapabilirim. Artık hesabı ödeyebilirim değil mi? Bence yeterli. Daha ne alamayız ki başka bir şey. Zaten paramız yetmeyecek. Siz buyurun isterseniz onu. Hemen hızlıca. Ne olur 100 liranın altında bir şey söyle bana. Kaç? Başardım. Başardım. Ha? Eksik bir şey aldın mı kahvaltı için sence? Ya kaymağı almadık. Kaymak da biraz. Çok affedersiniz. Balın yanındaki kaymağı almadığımız zaman yetişti. Kaymak alsaydım ama daha yüzü geçerdi. Bir de herkes yiyemiyor işte Balkan. Evet, 100 liraya başardım. Ama 100 liraya kahvaltı 5 liram kaldı. Yalnız size bir şey söyleyeyim. 100 liraya 4 kişi kahvaltı yaptığınız zaman, fişimi de alayım ki elimde belge olsun. 100 liraya 4 kişi kahvaltı yaptığınız zaman aylık 3.000 lira yapıyor. Ve bu bir asgari ücretten daha yüksek bir fiyat. Yani bir asgari ücretli sadece kahvaltıya çalışıyor. O da içinde kaymak olmayan bir kahvaltı. Efendim, memleketin kaymağını yemişler. Biz alamadık tabii. Yani memleketin kaymağı başkaları tarafından yenince bize bir şey kalmadı. Bu fiş, dünkü alışveriş fişi, ekmek. Yani o 5 liraya sevinmiştim ben aslında çıkarken. 5 liram kaldı diye. Çekimi beraber yaptığımız arkadaşlar dediler ki, hocam ekmek almadınız yalnız içeriden, kaçtınız dediler. Gelirken 2 ekmek de aldık. O 5 lira da ona gitti. Tam 100 lirayı ancak getirdik. Ama gördüğünüz gibi bu sadece bir kahvaltının maliyeti. Yani şımarıklık yaptık mı kahvaltı alışverişi yaparken gördünüz. Belki işte ucuz içinde fındık olmayan çikolatadan aldık. Onun kilosu 20 liraydı. İşte bir bal aldık. Onun da kaymağını alamadık gördüğünüz üzere. Ha bir de işte yani sucuk aldık. Yani bu hikaye gördüğünüz üzere 100 lirayla 100 liralık bir banknotla artık dışarı çıkarken cebimizde hiç para kalmamıştı. Yani terzi kendi söküğünü dikemez dediler ama bence kısmen başardım gibi. Yani oldu gibi. Ama 100 lirayla yani 100 lirayla oldurmak iş mi derseniz değil. 100 lira bir çırpıda gidiyor. Bir bu haberi yayınlarken sosyal medyada bir izleyicimiz demiş ki gidip İstinye'de markalı bir marketten yaparsanız bu alışverişi tabii ki 100 lirayı yetiremezsiniz demiş. Yani şurada stüdyolarımızın bulunduğu Mecidiyeköy civarında bir kahvaltıcıya gittik. Öyle markalı bir markete falan da gitmedik. Yani öyle markalı marketten siz işte sucuğu, balı, işte kaşarın bir tarafta 100 küsür liralık, bir tarafta 40 liralık versiyonunu bulamıyorsunuz. İsterseniz o seyircimizle beraber o dediğim markalı markete gideriz. Ama parayı siz ödersiniz. Baştan söyleyeyim. Bendeki 100 lira gitti. Daha fazla veremem. Dolayısıyla bundan sonra alışverişleri normal bir yerden yapsak bile gidiyor o paralar. Yani farkına varın. 100 TL gördüğünüz gibi kahvaltıya aslında neredeyse yetmedi. Onun içerisinde belki işte çoluklu çocuklu bir aile için çay, yağ, bir sürü şey daha olması gerekiyor. Ama sadece kahvaltılık malzemeye bile 100 lira verdik. Biz böyle sokağa çıkmaya devam edeceğiz. Öyle sizin düşündüğünüz yani ya da işte kimisine göre böyle çok pahalı semtlerde falan da değil. Yani orta halli işte ortalama gelir sahibi olan vatandaşlarımızın gittiği yerlere. Bir de şunu da söylemek isterim. Yani bu biraz şey sanki hiçbir şeye hakkı olmayan bir memleketmişiz gibi davranıyoruz. Hayır canım, o markalı marketteki en iyi ürünleri yemek ortalama bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hakkı olmalı. Yani bunu niye bu kadar büyütüyoruz ki? Yani bu kabullenmeye gerek yok. Hani işte biz markalı şeylerden yiyemeyiz, içemeyiz. Kim yiyecek? Yani birileri yiyor ve içiyor arkadaşlar. Yani bunun da farkına varın. Umarım beğenmişsinizdir. Tabii kahvaltı pahalı. Sadece kahvaltı pahalı değil. Ülkede bir sürü şey pahalanıyor. Ve kışa doğru girdiğimiz bu günlerde pahalanan şeylerin başında elektrik ve yine pahalanması beklenen şeylerin başında elektrik geliyor. Doğalgaz zamlarını hatırlıyorsunuz. Belki üzerinden biraz zaman geçtiği için hatırlamıyor olabilirsiniz ama Temmuz başında da %15 doğalgaza zam gelmişti. Ardından
bize üretim yapan firmalara bir doğalgaz zammı daha gelmiş. O da fiyatlara yansıyacak. Maalesef o enflasyon meselesi bizim daha çok canımızı acıtacakmış gibi gözüküyor. Ona yine gireceğiz ama isterseniz bu elektrik meselesine bir bakalım. İnsanların canı nasıl yanıyor elektrikten? Bir haberimizi izleyelim. Sonra gene buradayız. AKP iktidarı önce mevzuatı düzenliyor. Ondan sonra biz peşinden gelen zamlarla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Doğalgazda bir yıl içinde yapılan 7 zamın ardından son artış elektrik üretiminde maliyetleri artıracağı için yeni zamların öncüsü oldu. Enerji Bakanlığı'nın raporlarına bakıldığında ithal girdilerin %49'a yükseldiğini söyleyen Elektrik Mühendisleri Odası, dövizle geri alım garantisi ve dövizdeki artışta düşünüldüğünde zammın kaçınılmaz olduğunu belirtti. Bugün itibariyle tükettiğimiz elektriğin net olarak %49'unun ithal doğalgaz ve ithal kömürden kaynaklandığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla ithal kaynak bağımlılığının bu kadar yüksek oranda devam ediyor olması ve yektem gibi veya kapasite mekanizması gibi bir takım uygulamalarla özel sektör elektrik üretim dağıtım şirketlerinin sürekli destekleniyor olması, yani bizim faturalarımız üzerinden destekleniyor olması ister istemez bizim üzerimizdeki yükü de, faturalar üzerindeki yükü de artırıyor. İthal girdideki artış nedeniyle dağıtım şirketlerinin elektriği pahalıya aldığı da vurgulandı. %80'e yakın bir fiyat artışı var elektrik piyasasında. Bunların da ister istemez zam olarak yansıması doğal sonuç olarak görünüyor. Elektrik Mühendisleri Odası olarak eğer bizim savunduğumuz kamusal politikalar uygulanmış olsaydı, yani elektrik üretim sektöründeki kamunun payı artırılabilseydi, dağıtım sektörün kamulaştırılabilmiş olsaydı, biz bugün %20 artışı değil, %20 indirimi konuşuyor olacaktık. Doğalgaz ve elektrik fiyatları 2021 yılında yaklaşık %40 artmıştı. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur'un önergesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verdiği yanıtta 2020 yılında 3.7 milyon hanenin elektriği borcundan dolayı kesilmişti. Kış dönemine girerken gelecek yeni bir zammın bu rakamı arttırmasından korkuluyor. Efendim, çok güzel yorumlar geliyor. Mesela bir izleyicimiz demiş ki sabah kahvaltısında pastırma olmaz mı? Vallahi onu bize unutturanlara sorun, bana değil herhalde, yok. Ağlanacak halimize sinirden güldük diyenler var. Bir izleyicimiz eksik bulmuş, çay almamışsınız demiş. Vallahi işte içecek reyonuna hiç yanaşamadık bile, çay da pahalı biliyorsunuz. Bir de bir izleyicimiz demiş ki hocam şunu yapabilir misiniz? Gelecek ay aynı yerden aynı ürünleri alın bakalım, artış %1 mi olacak? O da TÜİK'e atıfta bulunuyor. Yapacağız. Gelecek ay aynı yerden aynı ürünleri alacağız. Yani tereyağı yok, içecek yok demiş. Ya bunların hepsi keşke olsa ama dediğim gibi zor. Tabii hal böyle. Yani fiyatlar artıyor, her şey pahalı. Bununla da birilerinin boğuşması gerekmiyor mu? Yani birilerinin bizim karşı karşıya kaldığımız bu enflasyonun düşmesi için bir çaba sarf etmesi gerekiyor. Bunların başında da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geliyor. Yani kısa vadede enflasyonun düşmesi, fiyat istikrarının sağlanması yasal olarak, yani kendi yasasında var olacak şekilde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın metnine, yasa metnine konulmuş. Demiş ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlamakla yükümlü. Peki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ne yapıyor? Bir bakalım mı? Bakın çok güzel bir açıklama oldu. Onu izleyelim, ondan sonra üzerine konuşacağız. Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz. Küresel merkez bankacılığında para politikası duruşu belirlenirken para politikasının etkisi dışında olan kısa vadeli arizi unsurlardan arındırılmış çekirdek enflasyon göstergeleri esas alınıyor. Merkez Bankası herhalde enflasyonla baş edemeyince yeni yeni enflasyonlar üretmeye başladı. Sayın Kavcıoğlu konuştu ve dedi ki biliyorsunuz üzerinde ciddi bir faiz indir baskısı var. Özellikle hükümet faizlerin inmesini istiyor. O da tabii nasıl yapacağını şaşırdı. Çünkü enflasyon artmaya devam ediyor. Ben bu enflasyon %19.25. Faiz %19. Enflasyon faizin üzerine çıktı. Ben böyle bir durum olduğunda faiz arttıracağım demiştim.
ne yapsam acaba, ne yapsam acaba derken herhalde biri kulağına dedi ki daha düşük bir enflasyon var. Ne dedi? Çekirdek enflasyon. Ya bu çekirdek enflasyon ne? Ben anlatmayacağım, anlatırım da. Bence gelin biz Merkez Bankası'nın anlattığı şekliyle şu çekirdek enflasyonu bir öğrenelim. Üzerine konuşalım. Çünkü çekirdek enflasyon, hani o düşük. Düşük dediğimizde bu arada %16.76. Hani neymiş bu %16.76 fiyatı artan Merkez Bankası'nın ben bundan sonra kullanacağım dediği ürünlerin içinde bulunduğu sepette ne varmış bir bakalım. İçinden neyi çıkarıyorlarmış da enflasyonun bu %16.76 oluyormuş. Ben söylemeyeyim, Merkez Bankası kendisi söylesin. Buyurun. Çekirdek enflasyon nedir? Her ay enflasyonu ölçmek için meyve ve sebzelerden saç bakım ürünlerine, otobüs biletinden koltuğa, elektrikten benzine kadar pek çok mal ve hizmetin fiyatını içeren bir endeks hesaplanır. Kısaca TÜFE olarak ifade edilen bu endeks hesaplanırken 12 başlık altında 400'den fazla mal ve hizmetin fiyatı takip edilir. Gazetelerde veya haberlerde gördüğümüz yıllık enflasyon TÜFE'deki yıllık değişimdir. Haberlerde sıkça karşılaştığımız bu veri manşet enflasyon olarak da adlandırılır. Enflasyon sepetinin içinde fiyatı mevsimler arasında değişim gösteren mal ve hizmetler veya petrol, altın, doğal gaz gibi uluslararası piyasalarda belirlenen ürünler de bulunur. Bu fiyatlar para politikasından bağımsız bir şekilde dalgalanabilir. Bu nedenle kalıcı fiyat değişimlerini yansıtan ve geçici fiyat şoklarını dikkate almayan çekirdek enflasyon oranları hesaplanır. Çekirdek enflasyon hesaplanırken TÜFE'den bazı mal ve hizmet grupları çıkarılır. Çekirdek enflasyon, enflasyonun ana eğilimini gösterir, uzun dönemli ve kalıcı fiyat değişimlerini yansıtır, geçici fiyat şoklarını dikkate almaz. Bu nedenle her ay manşet enflasyonla birlikte TÜFE'den mevsimlik ürünlerin çıkarılmasıyla A endeksi, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütünle altının çıkarılmasıyla B endeksi, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkilerle tütün ürünleri ve altının çıkarılmasıyla C endeksi ve işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinin çıkarılmasıyla D endeksi hesaplanır ve yayımlanır. Bu endeksler içinde kapsamı en dar olan C endeksidir. Herkes için ekonomi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Efendim gördüğünüz gibi Merkez Bankası çekirdek enflasyon tanımında bizim sabah kahvaltıda yediğimiz şeyleri çıkartmaya karar vermiş. Enflasyonda o olmayacakmış. Sanki bizim enflasyonumuz o değilmiş gibi davranıyorlar. Galiba öyle davranmayı planlıyorlar. Yani hani geçen slotta oturup işte konuğumuzla şey demiştik ya, bir 100 bin kişi var herhalde, geriye kalan 82 milyon 900 bin kişinin ne yaşadığı çok önemli değil. O 100 bin kişinin sorunlarını çözülmeli. O 100 binin içerisinde tabii çok daha sorunları öncelikli kılınan gruplar var ya da insanlar var. Onlar için geriye kalan 82 milyon 900 bin kişinin bir önemi yok gibi gözüküyor. Yani kurumlar da böyle çalışıyor. Tabii sadece Merkez Bankası'nın görevi değil enflasyonu düşürmek. Hükümet de bununla ilgili bir çaba sarf edeceğini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı dün Kahramanmaraş'ta açıklama yaptı, bir dizi açıklama yaptı. Burada söylediği şeylerden biri fahiş fiyatla mücadele edeceğizdi. Bir Sayın Cumhurbaşkanı ne söylemiş, ona da bir bakalım mı? İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz. Hem maliyetlerdeki yükselişte hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız. Türkiye'yi yokların ve yoksulların ülkesi olmaktan biz kurtardık. Bugünkü sıkıntıları da yine biz çözeceğiz. Her bir insanımızın derdiyle dertlenmek boynumuzun borcudur. Emin olun, bizden başka da sizlerin dertleriyle dertlenip bunlara çareler üretecek, çözümler getirecek başka kimse yok. Enflasyon mu vardı ki ülkede?
Enteresan. Demek ki enflasyon yüksekmiş ki düşürmek istiyorlar. Bunu söylüyorlar. En azından kabul etmişler. Şöyle de bir gerçeklik var. Unutmayalım. Yani enflasyon bir anda buralara gelmedi. Enflasyon bir sonuç. Neyin sonucu? İşte bugüne kadar çözmediğimiz sorunların sonucu. Umuyoruz belki bu açıklama bu sorunların çözümüne ilişkin bir işarettir. Çünkü dediğim gibi yani pazar sabahı böyle güzel şeyler konuşalım, çaylarımızı yudumlarken biraz iyi bakalım geleceğe diyoruz ama ya memleket izin vermiyor. Yoksa bence hiçbir mahsur yok. Ben de gülüp eğlenmeyi çok seviyorum. Tabii yaz dönemi boyunca bu enflasyonun en önemli nedenlerinden biri döviz kuru. Yani bu döviz kurları yukarı doğru çıktığı için artık bu, biz de çok ithal girdi kullandığımız için maliyetler artıyor. O da tüketiciye maalesef yansıyor. Yaz dönemi özellikle Temmuz ayının ikinci yarısından Ağustos başına kadar, hatta bu hafta Sayın Kavcıoğlu konuşana kadar 8.50'ler civarında devam eden dolar 8.20'lere doğru geri gelmişti. Yani herkes sustuğunda, kimse konuşmadığında gördüğünüz gibi ülke kendi kendini düzeltebilme becerisine sahip. Ama tabii ki bunun bir sonu vardı, bir yerde konuşulması gerekiyordu. Bu hafta önce Sayın Kavcıoğlu konuştu. İşte çekirdek enflasyonu alabiliriz. Belki de faiz indiriminin sinyali midir bu dedi. Ve vatandaş koşa koşa döviz almaya gitti. İnsanlar döviz aldı ve 8.50'ye geri döndük. Neredeyse 8.50 seviyelerinde kapattık haftayı. 8.47 falandı. Ve işin enteresan tarafı bu 8.20'li seviyelerden Türkiye'de yaşayan yerleşikler gitmişler döviz almışlar ve tarihi rekor kırıldı. Yani bankada döviz tutma, işte bankada tutulan dövizlerin miktarı hesaplarda 238 milyar dolara geldi. Yani biz kendi ülkemize, kendi ekonomimize güven yaratabilecek işler yapmak durumundayız. Bu işler de böyle işte kürsülerde işte şunu yapacağız, bunu yapacağız da olmuyor. Fahiş fiyat denetimleriyle olmuyor. Daha önce eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak bir seferinde demişti ki masaya yumruğumuzu vurduk, döviz düştü demişti. Yani masaya yumruk vurunca döviz düşmüyor. Gördüğünüz gibi onu söylediğinde işte 6.5'larda olan dolar bugün 8.5'larda. Demek ki masaya vurarak, market kovalayarak düşmüyor. Bu şekilde düşmesi mümkün değil. Ancak belli bir süre baskı altına alabiliyorsunuz ama baskıladığınız her şey bir süre sonra yolunu buluyor ve çıkıyor. O yüzden belki bizden bir tavsiye olsun hükümete, Merkez Bankası'na. Dünya Merkez Bankası Başkanı dedi ya, dünyadaki merkez bankaları çekirdek enflasyonu takip ediyor diye. Dünyadaki merkez bankalarının takip ettiği diğer şeyleri de takip ederseniz, dünyada birçok kurum ve kuruluşun belirli bir standardın üstünde hesap verilebilirliği, şeffaflığı olan kurum ve kuruluşun yaptıklarını yaparsanız belki biz kahvaltı soframızı daha ucuza mal edebiliriz. Bu arada tabii babam bana mesaj atmış. Oğlum diyor, sen diyor böyle mi gördün? Sadece kahvaltısı mı var bunun? Öğlen yemeği var, akşam yemeği var. Baba evinde sen bunları böyle yiyordun. Bir kahvaltı 100 liraysa bundan sonra çok zor. Sadece kahvaltı mı yiyecek insanlar diyor. Haklı. Bir başka izleyenimiz demiş ki hocam benim masam sizin alışveriş yaptığınız kadar zengin değil. Ben önce bir durdum düşündüm. Alışverişte ne vardı ki? Yani zeytin, domates, peynir, işte kaşar. Az önce de söyledim, bir şımarıklık bal aldık. Bir de biraz da sucuk aldık. O da şu kadardı zaten. Yani o kadar zengin değil dediği demek ki çok çok daha kısıtlı şeyler. Ama masaya gelirseniz seviniriz. Beraber kahvaltı ederiz demiş. İnşallah, neden olmasın? İlk fırsatta bunu da yaparız. Şimdi tabii bu çekirdek enflasyon meselesi tartışılınca benim de yakından takip ettiğim Dünya Gazetesi'nde bir yazar var. Alaaddin Aktaş. Oldukça önemli konulara dikkat çeker. O bir yazı yazdı. Bakın ne diyor? Biz enflasyon mu dedik? Yok yok, çekirdek demek istedik. Alaaddin Aktaş yazısında diyor ki yani Merkez Bankası pardon mu diyor? Ya da şöyle soralım. Ağustos sonundaki yıllık TÜFE artışı %19.25 değil de %19'un altında bir oran olsaydı. Yani faizin altında kalsaydı enflasyon, yine çekirdek enflasyona mı bakacaktık? Hadi bir soru daha soralım. Ağustos sonu için %16.76'lık çekirdek enflasyonla toplam oran yer değiştirseydi. Yani çekirdek enflasyon %19.25, normal enflasyon genel oran %16.76 olsaydı. Acaba Merkez Bankası bu durumda döner %19.25'lik çekirdek enflasyonu mu esas alırdı? Yoksa bu faiz indirimine hazırlık mı? Para Politikası Kurulu'nun bu ayki toplantısı 23 Eylül'de. Ne dersiniz? Sayın Şahap Kavcıoğlu da dünkü konuşmasıyla 23 Eylül toplantısı için faiz indiriminin yerini mi yapıyor demiş. Efendim, belki
Çünkü bir kere 23 Eylül'e daha çok var. Ama daha önemli olan para politikası kurulu toplantılarında ne karar alınacağına dair Merkez Bankası tek başına mı karar veriyor ki diyor. Kim veriyor bu kararı? Hepimiz biliyoruz ve bu karar çerçevesinde de hep beraber 23 Eylül'ü göreceğiz. Çünkü biliyorsunuz yani Türkiye'de artık yani o az önce söylediğim o herkesin dövizin peşinde koşması, dövizin üzerimizde yarattığı baskı. Hiçbirimiz dövizle maaş almıyoruz. Aslında hiçbirimiz dövizle de borçlanmıyoruz ama borçlandığımız birçok şeyin fiyatının içerisinde döviz var. Dolayısıyla oldukça sıkıntılı, zorlu bir Eylül-Ekim'e doğru gidiyoruz. Bu sorunlarla baş etmesi gerekenler ise bize daha fazla sorun yaratmak gibi bir misyona sahip olmuşlar anladığım kadarıyla. Bu da oldukça bizim için bir başka risk olarak dünyada konuşulan şeylerden biri. Efendim, enflasyon böyle. Bir işsizlikten bahsetmiştik. İsterseniz oraya doğru bir geri dönelim. Çünkü bu ülkenin en temel sorunu işsizlik ve enflasyon. Ve şöyle bir karşılaştırma yapalım istedik bu hafta. Bakın, özellikle pandemi dönemiyle beraber birçok sektörde sorun yaşadık. Tarım, sanayi, hizmetler ve inşaatta şu aydan aya istihdam rakamlarına bir bakalım dedik. Ne gördük? İşte tarımda istihdam Mayıs'tan Haziran'a 200 bin artmış. Yaz ayları değil mi? Tarımda istihdam artması beklenir. Evet, Mayıs'tan Haziran'a artmış ama Temmuz'a geldiğimizde 17 bin artmış. Yani bir yavaşlamış. Zaten gıda fiyatlarındaki artış da bunu gösteriyor. Orada işlerin yolunda gitmediğini, üretimin artmadığını. Çünkü üretim artmadığında ne olur? Fiyatlar artmaya başlar. Üretimin artmadığının bir göstergesi bu. Sanayide 312 bin iş yaratmışız Mayıs'tan Haziran'a. Temmuz'a geldiğimizde bunun 287 binini göndermişiz. Bunu KRT ekranlarında daha önce de değerlendirdik. Yani sanayi istihdamını sürdürülebilir kılar. Yani ben bugün birini işe alayım, 3 birim mal üreteyim, yarın onu işten çıkarayım demez. O bir yıllık plan içerisinde insanları işe alır. Ama işten çıkartma yasağının aslında kalkmasıyla beraber 287 bin vatandaşın sanayide işsiz kalması bize bunu gösteriyor. Hizmetler turizm etkisiyle canlanmış. 450 bin yeni iş yaratılmış. Bir önceki ay 315 bindi. Yani Türkiye'de istihdamı sırtlayan sektörler, hizmet sektörleri. Ama burada da şöyle bir sorun var. Ben özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarındaki turizm işletmeleriyle ara ara konuştuğumuzda diyorlar ki İngilizler ve Almanlar gelmediği için bu sezon kısa kaldı. Ruslar Eylül itibariyle artık gelmezler. Biz bütün otelleri erken kapatacağız bu yıl. Pandemi bizi yine zor bir kışa doğru götürüyor diyorlar. Bu da tabii istihdam rakamlarına maalesef yansıyacak. İnşaat, yaz ayları inşaat aylarıdır. Gördüğünüz gibi bir önceki ay 71 bin istihdam kaybının üzerine bir 60 bin istihdam kaybı da inşaatta geldi. İnşaatta şöyle bir sorun var. Özellikle son dönemde biliyorsunuz inşaat maliyetleri çok arttı. Konut kiraları, konut maliyetleri çok arttı. Ama bunlarla geçinmek çok da kolay değil. Tabii işsizlik bir tarafıyla yakıcı bir sorun. Bir tarafıyla da gelirsizliğin önünü açıyor. Yani ülkede çok işsiz varsa bir yerden sonra ücretlerimiz düşmeye başlıyor. Ama herkes bu ücretlerin düşüşünün farkında olmayabilir. Yani ücretler seviyesinin. Bu hafta biliyorsunuz Milli Maç haftasıydı. Maalesef böyle ağır bir yenilgiyle karşılaştık. O yenilgi sonrası Türkiye'nin en popüler yorumcularından eski futbolcu Rıdvan Dilmen bir şey söyledi. Bizim de dikkatimizi çekti. Sizinle paylaşmak istedik. Bir gidelim o VTR'ye. Ondan sonra üzerine konuşuruz. Hatta hani ben hiç parayı küçümsemem. Yani bugün asgari ücretle çalışan milyonlarca insan var. 8 bin lira çalışan insanlar var. Ama ülke milli takımında uçurumlar var. Zenginlik başa bela olsa gerek. Çünkü vatandaşın ne yaşadığını artık bilmiyorsunuz bile. Yani bu Sayın Rıdvan Dilmen'le ilgili bir durum değil. Aslında genel olarak baktığımızda Türkiye'de bir sınıf geri kalan işte büyük kitlelerin ne yaşadığından bir haber şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Onlara sorsanız tabii ki muhtemelen dil sürçmesidir. Ama öte taraftan bir gerçeğin de itirafı bu. Yani birileri çok mutlu, birileri çok huzurlu, birileri bizim olanı alıyor ve hayatına devam ediyor. Biz ise 82 milyon, 83 milyonlu kitle ise hepimiz hayatımıza bir şekilde bu şartlarda devam etmeye çalışıyoruz. Burada
O birilerinin tabi birileriyle birilerinin yakınında olmak herkes için çok faydalı. Zaten işsizlik meselesinde özellikle gençlerimiz hep şey der ya, ya bir tanıdık bulsak, bir torpil bulsak, bir referans, artık torpille demiyorlar galiba, referans diyorlar. Bir referansımız da yok ki bizi bir yere işe alsınlar diye. Tabi sizin referans bulabilmeniz için çok çabalamanız, çok çalışmanız, doğru yerde doğru zamanda bulunmanız gerekiyor ama bir de başkaları var. Onların referansları doğuştan geliyor galiba. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Mersin Akdeniz Belediye Başkanı da dedi ki yani birileri doğuştan bu hakka sahip. Öyle çok uğraşmalarına gerek yok dedi. Aslında sonra işte kafama göre takılırım, mühendis bulurum, şöyle yaparım, böyle yaparım diye kurtarmaya çalıştı ama söylediği cümle aslında bizim içimizi çok acıttı o gençler adına. İdarenin elindedir. Ben istediğim kişiyle çalışırım veya çalışmam. Bunun adına torpil diyemezsiniz. Yo, ben istersem oğlumu da çalıştırırım, kızımı da çalıştırırım. Efendim, gördüğünüz gibi birileri için her şey gayet güzel. Tabii biz böyle can sıkıcı haberlerle sizlerin karşınızda olmak istemiyoruz. Ama belli ki önümüzdeki hafta içerisinde de konuşacağımız konular yine hayat pahalılığı olacak. Yine işsizlik olacak. Yine ekonominin halleri olacak. Bir de siyasetin lüzumsuz işleri olacakmış gibi gözüküyor. Yani önümüzdeki haftada gene gündemde muhtemelen Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığı açıklamaları konuşacağız. Muhtemelen liderlerin yaptığı açıklamaları konuşacağız. Gündemimiz bir hayli yoğun olacak. Ama biz onlar bu gündemle tartışırken ekonomide, geçimde, hayat pahalılığında, iş aramada yolumuza devam etmeye çalışacağız. Tabii pazar günü bugün, yani pazar günleri böyle güne böyle başlamayı çok arzu etmiyoruz ama gerçekten de çok tarıyoruz sizin için iyi olabilecek haberleri, sizin için böyle biraz pazara keyif katacak haberleri. Ama maalesef ülke bize bunu veriyor, biz de onu size yansıtmakla yükümlüyüz, öyle kalıyor. Ama güzel şeyler de var yani. Etkinlikler var, hala pandeminin etkilerinde olsak da bir miktar başka dünyalar hala geliyor, işte etkinlikler geliyor, konserler başladı, maçlar başladı, hatta bu akşam bir maç var, Galatasaray'da Trabzonspor, Trabzon'da galiba karşı karşıya geliyorlar, haftanın önemli futbol maçlarından, müsabakalarından biri bu olacak. İşte özellikle bu sene pandeminin etkisinden kurtulduğumuz, hafif hafif seyircinin de maça gidebildiği, dolayısıyla maç izlerken biraz daha böyle keyif alabildiğimiz bir sezonu yaşıyoruz. Fena da değil. Yani hiçbir şey, hiç yoktan daha iyi bir, en azından bir lig devam ediyor. Oraya bakıyoruz, orayı izliyoruz. Her ne kadar milli takımın bizi üzen sonuçları olsa da. Biz de bu hafta pazar günü evde otururken siz, işte maç akşam, ama maça kadar, maç izlemek isteyenler için ya da diğer izleyicilerimiz için ne yapabilirsiniz acaba İstanbul'da diye şöyle bir taradık. Bu hafta ben olsam ne yapardım sorusuna bir yanıt aradık. Bakın güzel bir sergi bulduk. Enteresan bir sergi. Teknoloji değişiyor, dünya değişiyor. Onu böyle artık sanata da yansıdığı yerlerdeyiz. İsterseniz ona bir bakalım. Neymiş? Size önerimiz bu hafta, bu pazar günü evde oturmaktan sıkılanlar, bu güzel günü dışarıda bir etkinlikle geçirmek isteyenler için ne verebiliriz abimize diye baktık ve şöyle bir şey bulduk.
spor konuşsak, içimiz açılsa, güzel güzel üretilmiş, aslında dünyaya armağan edilmiş, dünyanın gelişimi içerisinde yer almış bu tip güzelliklerle hep birbirimizle bir araya gelsek, bunları tartışsak, bunları konuşsak, o onu dedi, bu bunu dedi, işte geçim zorluğu vesaire, bunlarla boğuşmasak, yani şu sergiyi bile önerirken ya da başka sergileri önerirken en çok dikkat ettiğimiz bizim burada meselelerden biri şu oluyor, fiyat oluyor. Yani acaba kaç para bu? Hani bunu önereceğiz, insanlara böyle bir öneride bulunacağız ama acaba hani gitme güçleri olabilecek miyi düşünmek bile aslında çok can sıkıcı, biliyor musunuz? Bunu hazırlarken belki de bizi en çok böyle yoran tarafı bu. Ama bugün pazar. Dediğim gibi pazar günleri hepimizin bir miktar daha sakinlediği, hayatı yavaştan aldığı güzel günler oluyor. Bu güzel günleri, pazar günlerini, hele hele yazın sonu, sonbahara girdiğimiz bu dönemi iyi değerlendirmekte fayda var. Biz tabii bu programı yaparken dedik ki ya pazara bir şarkı bırakalım. Pazar gününe bir şarkı bırakalım. Belki bir şey, o şarkıya geçmeden şunu da söylemem lazım. Sadece İstanbul için bir öneride bulunmuyoruz. İzmir'de de biliyorsunuz İzmir Enternasyonel Fuarı şu an başladı. Orada da çok güzel bir İzmir Limanı Levantenler sergisi var. İzmir'deki izleyicilerimiz için de onun önerisini yapalım. O eğer bugün boş bir gününüz, ne yapsam ben diye düşünüyorsanız fuara gidip fuarda bu sergiyi izleyebilirsiniz. Biz pazara bir şarkı bırakalım demiştim. Bu pazar... Aslında şöyle başka bir şarkı bulmuştuk. Hani güne böyle yürüyelim diye. Sonra ben yolda gelirken sabah kanala dilim birden bir şarkı söylediğimi fark ettim. Ya işte dedim ki gelir gelmez editörümüz Çimen Hanım'a, ya Çimen Hanım şarkıyı değiştirebilir miyiz? Dedi ki hocam çok kolay, hemen yaparız o işi. Yaptık.